13 Temmuz sabahından günaydın. 10'dan 12'ye başlıyor. TV 100 ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Artvin'den sel haberleri geliyor. Biz de takip etmeye devam ediyoruz. Olabildiğince de bilgi geldikçe ekranlarınızdan paylaşacağız. Bu dönemde Doğu Karadeniz'in bu aşırı yağışları ve sonrasındaki hani plansız bazı inşaatlar vesaire nedeniyle yoğun sel aldığı, heyelan aldığı günlerden geçiyoruz. Dikkatli olmakta fayda var. Cuma gününü Ayasofya gündemiyle bırakmıştık. Bu hafta da gene gündemde olacak gibi gözüküyor. Korona mücadelesinde ne noktadayız? Ekonomide neler oluyor? Hepsini masaya yatırmaya gayret edeceğiz bu hafta itibariyle. Profesör Doktor Emre Akin Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın siz de bizim. Sevgili Metehan Demir Skype'la bizimle birlikte olacak. Ardahan Bağımsız Milletvekili Sayın Öztürk Yılmaz da bizimle. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar Rahman. Hoş bulduk. Peydir, bu ekranda ben konuk etmiyordum evet. En azından ama ayağınıza sağlık. Yaklaşık 2 yıl falan oluyor neredeyse. Olmuştur evet. Doğru. Yani tabii Türkiye çok siyaseten çok hareketli günler geçiriyor ama dış politikada da size soracağımız özellikle Irak meselesinde, Suriye meselesinde soracağım sorular var. Önce biraz hızlıca bir korona turuyla başlayalım. Çünkü hani hem Sayın Bakan'ın uyarıları var hem de aslında resimde nereye takıldığımızı birazcık değerlendirmemiz gerekecek gibi. Çünkü sonbahara da etkisi olacak muhtemelen. Hızlıca haberlerimizi izleyelim. Koronavirüsle mücadelede ilk sırayı tedbirler alıyor. Vaka sayılarını düşürmek için tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Kaplan kapıyı açar mısın? Ayaktaki yolcular inelim öyle. Ayaktaki yolcular inelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında toplu taşımaya maskesiz veya temas mesafesine uymayan bir kalabalığın görüntüsüne yer verdi. Sağlık Bakanı bu fotoğrafın üstüne verdiği mesajda tedbiri elden bıraktığımız her an bir hafta sonraki virüs tablosunu oluşturuyor dedi. Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar tabloya ortalama bir hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor. Bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca son 3 güne dikkat çekti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayılarının en yüksek olduğu illeri sıraladı. Sağlık Bakanı Koca paylaşımında maske ve mesafe kuralını hatırlatmayı yine ihmal etmedi. Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım. Kameraların karşısına ilk kez maskeyle çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yeni görüntüsüyle dünyayı şaşırttı. Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında maske taktığı görüldü. Bu, Amerika Başkanı'nın basının karşısına ilk kez maskeyle çıkışı oldu. Trump daha önce kendisine maskeyle ilgili yöneltilen soruya, "Benim maske takmakla ilgili bir sorunum yok. Gerekirse takarım. Kimsenin hayatını tehlikeye atmak istemem. Ancak Amerika Başkanı olarak zaten çok izole bir hayat yaşıyorum." diye yanıt vermişti. Donald Trump, virüsten en çok can kaybının yaşandığı ülkenin başkanı olarak koronavirüsle ilgili açıklamaları ve maske takmaması ile ilgili sürekli eleştiri oklarının hedefi olmuştu. İlçede koronavirüs vakaları arttı. Belediye başkanı harekete geçti. Nikah işlemleri durduruldu.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde maske ve mesafe kuralı unutuldu. Koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçti. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğünlerde nikah işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu. Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerin yeterince uygulanmaması nedeniyle hastalığın yükselişte olduğu gözlenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikah işlemi yapılmayacaktır. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyalım. Siyasette normal gündemimize dönmüş gibiyiz ama korona daha uzun süre bizimle olacak gibi. Günlük tablomuzu, dünkü tabloyu Sayın Bakan'ın açıkladığı tabloyu hızlıca bir ekrana verelim. Kolay kolay kopamıyoruz bu rakamlardan. Binin altına da kolayca inemeyeceğiz gibi gözüküyor. İşte çıkıyor, iniyor birazcık daha. Bu hafta artık herhalde sınav sonrası şeyi bu hafta mı görüyoruz hocam? Yani o sınavların geçirdiği günleri. Üstünden iki hafta geçirdik galiba, değil mi? Artık yavaş yavaş. Şimdi memleketten insan manzaralarını bakınca sınav bunların yanında sinek vızıltısı kalıyor vallahi billahi. Şimdi ben hafta sonu kaçmalarına başladım. Memleketin çeşitli yer çok eğlenceli oluyor. Ne de anlatayım Sayın Vekilim. Şimdi bir kere insanlarla karşılaşıyorsunuz havalimanında. Şimdi mümkün mertebe dikkat ediyormuş gibi gözüküyorlar. Kimsenin falan dikkat ettiği yok. Mesela öyle. İşte bilmem kaç numaralı kapıdan sizi almaya başlıyoruz deyince hırr diye herkes bir anda bir kapının oraya, orada yer hizmetlerinde görev alana lütfen rica ediyoruz sıraya girer misin lütfen aradaki mesafeye, diyor ki bilmem kaç numaradan bilmem kaç numara, adam hala geliyor oraya. Kızcağız diyor ki hanım, beyefendi dedim ki diyor şu numarayla şu numara, işte ben girmek istiyorum diyor falan. Yani şimdi bu anlaşılıyor ki bunun böyle sınavlarla falan filan alakası yok. Biz betona nizam vermekten çok hoşlanıyoruz. Efendim doğaya nizam vermekten çok hoşlanıyoruz ama kendimize hiç nizamı almaktan hoşlanmıyoruz. Ya. Çok tuhaf bir milletiz. O yüzden bu rakam Allah'tan yaz. Çok böyle millet böyle ay ben kötü hissediyorum diye yandığı için pek de hissetmeyecek ondan sonra sıcaklığını. Ama görürsünüz siz sonbaharda bu rakamlar artacak gibi gözüküyor tekrar. Kaçın altına düşmesi lazımmış ki? Şimdi şöyle matematik olarak Sayın Vekilim şöyle. Binin altında 10 gün giderse biraz toplam vaka eğrisini aşağı inebileceğiz. Aslında bizim tabii hedefimiz sıfır. İkinci büyük başarı şurada toplam vaka sayısı 212.993 diyor. Mesela toplam iyileşen sayısını toplam vaka sayısının üstüne çıkarmak. Mesela bunlar genel olarak, çünkü ben ortalama tuzağından çok korkarım. Yani ortalama bizi tuzaklara düşürebilir. Bizi mesela toplam iyileşen rakam sayısı vaka sayısını geçerse demek ki biz bir başarıya daha imza attıyız ama çok uzaktayız daha oralarda. Yani insanların hallerini bir görmeniz lazım. Öyle sosyal mesafe falan, eğitimli, eğitimsiz, hiç bak çocuklar daha fazla dikkat ediyor. Bu, ama dünyada da böyle kabul edildi galiba artık. Ölen yok, gevşedik hep beraber. Hep beraber mecbur kaldık yani. Yani şöyle bir şey. Zirve yaptığı yeri gördük ya, geride bıraktık işte 5000'li rakamlar. Tamam ya artık falan hani. Bir millet alıştı. Bunu aldı yani. Tabii. Yani bu çok uzun sürdü. Uzun. Yani insanlar evde kaldı, bunu aldı gerçekten. Çok ilginç. Mesela uçak iniyor. Hostes hanımefendi diyor ki lütfen önünüzdeki kişinin kalkmasını bekleyin. Ondan sonra çıkın diyor. Arkadan koşarak giden var hala. Ya Türkçe söylüyor, İngilizce söylüyor. Bir hanımefendi çocuğuyla geldi. Yürümüyor musunuz diyor. Ben de döndüm. Hayır yürümüyorum hanımefendi. Öndekileri bekliyorum dedi. Bu sefer de 4 kişi dedi ki oh be en sonunda birisi söyledi falan diye. Yani kadını erkeği, entelektüeli değil olmayanı, eğitimlisi eğitimsizi, tuhaf zaten. Tuhaf. Yani arkamda bana bunu ilerler misiniz beyefendi diyen hanımefendiye bir baktım. Böyle elinde kitap vardı vesaire, yanında küçük çocuğu. Biraz galiba zaten şey gibi. Ha şöyle bir şey, çok sıkıştım acaba. Ha tamam okey, o zaman onu bir şey diyemem. Hani fiziki bir zorluk var. Yok öyle bir şey de yok yani. Yürüyor musunuz diyor. Ha yürümüyorum dedim yani. Niye yürüyeyim, öndekiler gidecek. Ben hani mahsus da ayakta duruyorum ki bloke edeyim orayı diyor. Böyle bir enteresan bir sınıfsal ve siyasi çatışmaya gidiyor efendim bu iş mesela hakikaten. Kendini koruyup sağlıklı olanlar salgının
işte kalabalık mahallelerde yaşayan fakirlerin yarattığı bir şeye dönüştüğünü, dünyada bu böyle bir hani çatışma ortamına yaratıyor, ama siyaseti de değiştirecek muhtemelen, değil mi? Dünyada da, siyaset, Türkiye'de de. Bence siyaset bir kere önceden biz dışişlerine ilk girdiğimde bazı şeyler işte telefon diplomasisiyle olurdu. Sonra telekonferans başladı. Şimdi muhtemelen bu yurt dışı seyahatleri böyle işte bavullarla alıp o kadar insana harcırah verip yurt dışına gidip görüşmeler falan, oteller, kiralar, onlar olmayacak. Bazı şeyler telekonferansla yapılacak. İşte bu Zoom programları, başka programlar. Bence bu aslında gidişat bu yöndeydi ama bu virüs onu hızlandırdı. Mesela e-eğitim konusu, dijitalleşmenin bütün unsurları o devreye giriyor artık. Yani artık dijital bir çağ başlıyor. Her konuda dijitalleşmeye, basında da siz işte basıncısınız, biliyorsunuz. Önceden hard copy olan gazeteler satılırdı. Şimdi her şey internet medyasına dönüştü. Doğru. Yani YouTube, başka kanallar, artık her şey dijitalleşme. Muhtemelen kurumsal şeyler, binalar olmayacak. Belki bir küçük bir ofisten idare edilecek. Mesela şeyi çok beni ilgilendiriyordu. 3 yıl önce İsrail'e gittiğim zaman startup firmaları var. Hı hı. Yazılımı diyelim Amerika'da birisi yazılım yapıyor. Başka bir yazılımı Hong Kong'da yapıyor. Evet. Hiç birbirini görmüyorlar. Görmüyorlar. Hindistan'da var birileri. Ve çoğu software böyle çıkıyor. Yani Hindistan'daki arayüz yazıyor, bitiriyor. Yani bizde de inşallah bu güzellikler başlar. Çünkü bizde genelde böyle işte siyasi partilerin mesela binaları var. Evet. Bunlara ne gerek var? Artık ihtiyaç kalmayacak. Yani bence olmaması gerekiyor. Çünkü siyasetin ucuzlaması, medyanın ucuzlaması, customize olması, yani daha şahsileşmesi, insanlara tercih imkanının sunulması. Tabii ki bunlar oluyor ama işte bu çağda da böyle sansür de geliyor bazen. Biraz da var, değil mi? O da denetimsiz olmuyor. Ama denetimde de yine özgürlük alanını geniş tutarak bunların, yani bu gidişatı hızlandıracak gelişmeler oluyor dünyada. Mesela eskiden New York Times gazetesi her otelde çıkardı. Hı. Her otelde bulunurdu. 5 yıldızlı dünyanın neresine giderseniz. Tabii. İsterseniz Pekin'e veya işte Orta Asya'da bir yere olurdu. Ama şimdi artık elektronik. Her şey elektronik. Yani tabii. Bilmiyorum New York Times'ın satışı ne kadar oldu. Yani artmış galiba, değil mi? Elektronik ama şeyi de, hard copy, yani kağıt baskıyı da arttırmış. O kendi kendini iyi etkileyen bir şey, bir model kurdular ama herkes o kadar başarılı olabilir, evet, mi biraz? Mesela tartışın. Bizdeki gazeteler artık bazı şeylerde gazete bulunmuyor. Yani insanlar daha çok sosyal medyadan. Orada. İşte bu dijitalleşme tıpta, eğitimde, ticarette, tarımda, her konuda dijitalleşme son hız gidecek. Yani dijital çağın bütün imkanları. 2008 yılında Türkiye'de gazete çıkarmaya çalışan bir iş adamı bana dedi ki, acayip bir dedi baskı makineleri koyuyorum. Reklamları öyle olacak ki böyle çikolata reklamı, parmağını sürtecek, çikolata kokusu alacak. Müthiş fikir aslında. Fakat ben dedim ki üstad, ya bir iyi bir düşünsene. Ben zannetmiyorum ki insanlar sayfa çevirerek gazete okuyacak. Mesela Uzay Yolu filminde Kaptan Kirk şöyle bir şey demiyor ki, dedim hani Spock çıkart bakayım gazeteleri. Ondan sonra çevir bakalım sayfaları, demek ki olmayacak bunlar. Ya öyle şey olur mu, insanlar dedi sayfa çevirmekten vazgeçmiş. İyi peki falan dedim yani. Hmm. Şimdi gazete kapandı. Ondan sonra basılmıyor da. Ve sonunda elektroniğe döndü. Hmm. Yani geçenlerde 2013 yılına geri döndüm. Perşembe akşamı bir canım sıkıldı. Ne gibi öngörülerde bulunmuşum diye. Burada anlatmayacağım ama söylemişiz bazı şeyleri. Yani bunu ben tek başıma söylemiyorum. İşte üstad söylüyor, biz söylüyoruz. Yani uzaktan gözüküyor nereye doğru gideceği bazı şeyler. Fakat korkunç bir direniş var insanımızda. Sadece iş insanlarında değil, iş kadınların, iş adamlarında değil. Hani söylediğim size, tıptan eğitime kadar çok ciddi direniş var. Mesela milli eğitimde de direniş görüyorum. Yani gidecek yere götürmüyor yani o. Hani ortada bir büyük resim varsa, büyük resmin içini dolduracak eğitim yok. Hazır değiller. Yani hazır değiller. Yani değişime hazır değiller. Korku var bir de. Ya değişimden bahseden kişinin hiçbiri değişime hazır değil. İşte orada şey var değerli hocam. Yani insanların beyin gücüne aktarımı, eğitimin ona göre düzenlenmesi. Yani o bir anda olmuyor mesela. Siz bir anda krizle e-eğitim başladı. İnsanlar garipsedi. Halbuki onun altyapısı daha önce hazırlansa, o ne kadar büyük bir kolaylık. Yok, karşı çıkıyordu.
Yani çocukların mesela taşıma ve eğitimde 30 kilometre bir yere tabii gitmesiyle tabii evden eğitim daha modern, belki de okullar 2-3 gün olacak mesela. Diğer, doğru, diğerleri, onu da deniyorlar galiba. YÖK bizatihi uzaktan eğitime karşı çıkıyordu. Her şey. Bakın diyorum Sayın Vekilim, YÖK bizatihi uzaktan eğitime karşı çıkıyordu. Bu kadar insana eğitim veremezsiniz siz de, kısıtlıyordu. Biz de diyoruz ki kanunda kısıt yok. O da diyor ki benim gücüm var, kısıtlarım. Ya kanunda kısıt yok. Sonra ne oldu? Güm diye geldi hastalık. Herkes uzaktan eğitim. E ne oldu şimdi? Ya bu kadar direniş olmasaydı biz çoktan üniversiteleri hazır etmiştik uzaktan eğitim. Tabii şey, yani kurumlar kadrolarının büyük bir kısmına ihtiyaç olmadığı ortaya çıkacak. Tabii ondan yani zaten sıkıntı. Bravo. Sıkıntı, sıkıntı bu. Siyasi partilerde de aynı yani şey var. Mesela şimdi düşünebiliyor musunuz? Önceden bir siyasi parti kurduğunuz anda her tarafa reklamlar asılırdı. E şimdi o reklamın 10 katı sosyal medyadan ufak bir bildiriyle ulaşıyorsunuz. Yani bu artık bence ekonomi, siyaset, yaşam, eğitim tamamen bu değişecek ve bu değişimi gerçekten iyi anlayanlar, özümseyenler ve ona hazır olanlar buna liderlik edecek. Yoksa değişime bir anda yakalananlar değil yani. Biz mesela bu krizde uzaktan eğitim konusunda bir anda yakalandık. Hı-hı. Mesela bazı ülkelerde ödevler, ben Brüksel'de master yapıyordum. Ben hiç bazen hocayı görmezdim. Direkt atıyorlar, oradan işte yapıyorsunuz. Oradan interaktif evet haberleşiyordunuz. Sadece sınava giderdim. Sınav tabii dışında da çoğu zaman elektronik yapılır yani. Çocuklar da hazır değil Sayın Vekilim. Hala bana soruyor, hocam bütünlemeyi nasıl yapacaksınız? Evladım finali nasıl yaptın? Sen bütünlemeyi öyle yapacağım işte. Sanal sınıfa giriyorsun, kağıdını yüklüyorsun. Ha falan diye, yani alışkın değiller. Yani çoğu da derse girmemeye çalıştı ama tabii yoklama falan filan alındığı için mecburen giriyorlar. Yani değişik bir şey oldu, alışacağız ama buna. İnsanların alışkanlıklarını değiştirmek İnsan zor. Tabii. Çok zor. Yani klasik yöntemlerle eğitim hala bence güzel bir şey. Yani, i̇şte mesela her gün olmayabilir de diyelim 3 gün olur. Arkadaşlık, beraberlik vesaire. Şimdi anneler de bunalıyor. Düşünsenize evin içinde evin beyi ve çocuklar çıkmıyorlar evin içinde. Bütün iş evden yapılıyor falan, biraz çıldırmamak işten değil. Onlar da alışsalar iyi olur. Yani bu yeni bir düzen çünkü bu. Çocuklar evet. Ama işte burada mesela gidişat da o işte. Belki de haftanın 3 günü mesela örgün eğitim olacak. 2 gün dijital eğitim olacak. Doğru. Yani bu artık daha farklı bir dönem başlayacak. Bu virüsle olmasaydı, bu virüs gelmeseydi de bazı olaylar biliyorsunuz bazı gelişmeleri hızlandırır. Bu olmasaydı da gidişat zaten ona doğru gidiyor. İşte teknoloji de öyle. Mesela yazılım firmaları öyle. Savunma sanayide bazı şeyler assembling yapıyorlar. Yani toparlıyorlar. Tabii tabii. Televizyonlarda bile bu televizyonun mesela tabii, bazı tabii şeyleri başka yerde yapılıp geliyor. Şimdi bunun dijital formatını düşünün. Bunun eğitimde, sağlıkta, başka alanlarda olduğu ilaç mesela, ilaç üretme böyle çok belki büyük fabrikalarla değil, ilacın bir kısmı bir yerde. Bir yerde tabii. Başka bir çalışması başka bir yerde. Belki fiziksel de fiziksel üretim de bambaşka bir yerde yani. Belki laboratuvar. Bence insanlığın normalde gelişimi bu yönde zaten. İyice bazı alanlarda maddeye bağlı bir gelişim değil de daha üst bir gelişim oluyor. Bence bu devam edecek dünyada yani. Peki dış politik anlamında da soracağım da bir tane çok sert tedbirleri uygulayan şehirlerden biri. Başkan Trump'la karşı karşıya gelmeyi bile göze alan New York en sonunda 4 ayın sonunda sıfır vefat rakamı açıklayabildi. Yeni Zelanda buna çok daha hızlı geldi. 3 ayda çok hızlı sert kapandı vesaire ama belli ki New York bir dönem şeyin krizin merkezi olan Amerika'da salgının merkezi olan günde binlerce vaka açıklayan New York hızlı tedbir aldı. Son 1-2 ayını çok dikkatli kullandı ve anlaşıldığı kadarıyla da artık sıfır fatalite dediğimiz can kaybını açıklayabilmiş. Bu önemli bir şey. Psikolojik eşik Amerika için. Diğer şehirlerle işte öbür tarafta Florida'da da tam tersi rekor vaka. Evet. Yani iş siyaseti de etkileyecek boyutlara gidiyor tabii gibi. Yani ama daha da var seçim sürecine. Bu şeyi etkiler mi hocam? Yok şey baş aşağı gidiyor Trump zaten. O yani, kadar net tabii, tabii, baş aşağı gidiyor. Bir şey yapması lazım. Bir mucizevi bir iş yapacak ama Trump çok enteresandır. Hep mucizevi şeylerle kurtulmuş. Mesela vergi borçlarından öyle kurtulmuş.
Mesela birkaç tane dergiye ben milyar dolarlığım demiş. Birçok banka da gerçekten milyar dolarlık borç vermiş buna. Sonra aktifleri bir toplamışlar. Adamın 250-300 milyon dolar parası yok. Yani aktifi yok, malı da yok. O da demiş ki arkadaş bak mal bu, borç bu, siz bilirsiniz demiş. Yani bu sefer bankalara zayıf duruma düşürmüş. Bravo. Zayıf duruma düşürmüş. Üstüne üstlük adama günlük geçinmek için de para vermek zorunda falan kalmışlar. Damadı da böyle bu arada. Damadı da enteresan. Kuşlar. Hep böyle. Yani düzgün işten bir şey kazanmıyorlar. Sürekli riskli iş yapıyorlar. O yüzden bunlar için bu tip riskler. Yani önemli de adrenalin bunlara. Yani normal vatandaş için ölüm bunlar. Borcum var Allah'ım, aktifim, bunu gerçekleştir. Bunlar için normal, diyor ki bana ne onlar düşünsün diyor. Tuhaf insanlar bunlar. Yani bu vahşilikte çok insan yok dünya üzerinde. Ya bana ne kardeşim diyor. Ben Amerika'nın cumhurbaşkanıyım diyor. Başkanıyım diyor. Borcum da var, evet doğru. Baş aşağıda gidiyor. Şimdi ben abrakadabra bir şey bulacağım diye ve bulacak. Ha bu bulacağı şey hangimizi acı çektirecek? Kimleri mahvedecek? Etkili olacak mı? Onu bilmiyoruz. Evet. Ama bir şeyle çıkacak ortaya. Hepimiz bekliyoruz onu. Çalışmalar var. Var mı? Var var, kulağımıza yani, geliyor. Ama Amerikan sistemi de müsaade edecek mi, yoksa artık biz bu yükü daha fazla taşımayalım mı diyecek? Şimdi vergi kaçakçısı bir adamı, aynı zamanda ırkçı konuşmalar olan, kadınlara berbat konuşmalar yapıp berbat davranan, adamın sadakatle alakalı karnesi sıfır, not almış bir adamı başkan seçti Amerika Birleşik Devletleri. Yani dolayısıyla bir daha da seçer. Konu bu değil. Yani konu siyasetin post-truth, yani safsataya nasıl dönüşmüş olması bütün dünyada. Birazdan tartışırız da yani. Yani bence Trump'ın en büyük şansı Joe Biden'ın olması. Hani bazen diyoruz ya, Erdoğan'ın en büyük şansı Kılıçdaroğlu olması. Trump'ın en büyük şansı bence Joe Biden olması. Joe Biden gerçekten bir başkan adayı için son derece yetersiz. Tamam. Ama şöyle, toplumsal muhalefet, nasıl ki Türkiye'de Erdoğan'a karşı toplumsal muhalefet siyasi partilerin yaptığı muhalefetten daha öne geçtiyse, evet, aynı şeyde Trump'a karşı olan toplumsal muhalefet Joe Biden'ın muhalefetinin önünde. Önünde. Yani böyle bir durum söz konusu. Bence Trump'ın ulusalcı çizgisi Trump'a kazandırıyor. Özellikle bu işte bakın, o burada mesela camilerin açılması söz konusuydu. Orada da kiliselerin açılması aynı dönemde. Hmm. Dikkat ederseniz bazı paralellikler var, yani ülkeler ayrı fazlaca ama, evet, ürküten takvim işte ya, yani okulların açılmasından okulların şeylere açılması kadar, yani bir neredeyse ortak bir karar mekanizması olduğunu düşüneceğim. Aynen, ama kesinlikle. Doğru yani, ben şey yani, katılıyorum. Şöyle, kapanma dönemi vardı, herkes aynı dönemde kapandı, hatta koronavirüsün çok fazla etki etmeyeceği ülkelerde bile kapanma oldu. Doğru. Sonra bir anda açılma, ekonomiler çökmeye başlayınca açılma dönemi başladı, patır patır aynı dönemde benzer takvim çerçevesinde açılma başladı, hem Avrupa'da hem Amerika'da hem hatta Sri Lanka'dan tutun da bilmem Afrika'daki bazı ülkelere kadar. Şimdi Trump'ın şansı şu, Trump'ın şansı Joe Biden, gerçekten o. İyi bir kampanya yapamıyor, konuşma yapamıyor. Hatta ona Sleepy Joe diyor. Sleepy Joe dedi, işte uykucu yani. Hatta Hillary'ye de Crooked Hillary diyor, biliyorsunuz. O da işte yani bir türlü düz duramıyor, hep eğri demek. Şimdi dolayısıyla Amerika'daki kampanyanın özelliği, başkanların agresif olduğu zaman bazen kaybediyor, bazen de kazanıyor. Evet. Trump çok net bir adam bence. Yani Amerika'nın çıkarları açısından da bakıyor işte. An geliyor Çin'e saldırıyor, an geliyor Meksika'ya saldırıyor. İşte önceki seçim kampanyasında duvar öreceğiz dedi. Çok ulusalcı bir politika götürdü. Yani normalde Amerika'da bu kadar sert bir politika niye bu kadar karşılık buldu? Amerika daha şeydi. Ama Amerika'da da bu göçmenler, özellikle Meksika'dan gelen göçmenler, ayrıca Çin'in ekonomik olarak çok fazla ileriye gitmesi, Amerika'daki establishment dediğimiz yani yerleşik düzenin, eyvah Çin bayağı büyüdü, biz bir şey yapamıyoruz, ya Çin bizi geçecek ekonomik olarak, o söylentiler, Trump'ın işte Çin'e karşı sert tedbir, Meksika'ya karşı çok sert tedbir, Avrupa Birliği'ne karşı sert tedbir, koronavirüsün de Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkması, yani dikkat ederseniz böyle hep ulusalcı şey. Bir taraftan
Hep kendine dönük yani. America is first, first America diyor işte. Hı-hı. Birinci Amerika yani. Başka ülkeler daha geride. Bu bence işliyor şu anda. Yani bu yarayacak Trump'a. Çünkü Çin'le olan o münasebetlerde Çin virüsü diyor hala mesela. Dikkat ederseniz neden? Ekonomik olarak baskı altında tutmak istiyor Çin. Çin'i orada yani Çin'e nereden bir zarar verebilirim? Önce muhalifler şeyden dolayı işte Rusya'yı kullandılar Trump'a karşı. Bu kampanyada o da yok. İki, impeachment oldu yani azil süreci oldu. Azil sürecinden atlanarak çıktı. Orada güçlendi. Trump'ın tek hatası şu oldu. Bu koronavirüs nedeniyle yaklaşık 33 milyona yakın insanın işini kaybetmesi oldu. Sonra tekrar işte geçen 5 milyon tekrar geri döndü. Bence Trump bu seçimi alacak. Ama tabii Amerika'da da şöyle bir şey var. Yani Trump alacak ama mesela orada Çin toplumu yaşıyor. Avrupa Birliği'nde pek çok şey var. Yani bir sürü de istihbarat örgütü var, gazeteler var. Bunların Amerika iç kamuoyunda bir manipülasyonu var Trump'a karşı. Trump'ın bahtsızlığı da şey, yani dışarıda düşmanı çok. Yani, ama Çin, çok da iyi yönetmiyor efendim. Yani, yönetmiyor ama Amerikan halkı da yani Amerikan halkı kendi çıkarına bakıyor. Ben diyor Çinli firmalar eskiden neyle kazanıyordu? Dedi ki Detroit'teki araç endüstrisini eğer getirip burayı dışarıdan Amerikan firmalar üretip vergisiz getiriyorlardı. Eğer bunu yapacaksanız ben yasak koyacağım dedi. Ya gelip burada yapacaksınız ya da dedi. Şimdi bu Amerika ekonomisi için önemli bir hamleydi ve bu destek aldı. Mesela duvar örken benim yanlış hatırlamıyorsam 5 milyar dolarlık Amerika için hiçbir şey olmayan bir konu gündeme geldi ama toplumsal destek vardı. Arttı. Yani Amerika biraz muhafazakar, bayağı bir muhafazakarlaştı. Dünyaya küreselliği şey yapıyor şirketleri için ama kendi içinde yani kendisine dönük bir muhafazakarlık uyguluyor. Bence Trump ulusalcı yönüyle bu defa da seçimi kazanabilir. Ha, kazanmaması için çok büyük skandallar çıkar. Yani işte mesela o şeylerle ilgili de kadınlara dönük veya işte başka gruplara dönük manipülasyonlar oldu. Onlardan da aklandı birinci seçimde. Bu defa bir de bir tek şeyi var Trump'ın. İşte bu virüsle mücadelesini kötü yürütüyor. Onu şey yapıyor. Bir de bu siyahi kesimle olan ilişkilerde. Çünkü bu siyahi kesim özellikle demokratlar. Doğru. Bu olayı, vakayı yani George Floyd olayını Trump'a karşı kullanmak, bir ayaklanmaya çevirmek, bir nevi baskı unsuru haline getirmek şeklinde şey yaptı. Şimdi bu siyahi kesim kime oy verecek? Birincisi bu. İkinci, koronavirüsün etkileri nasıl yönetilecek? Ekonomik olarak. Bence iki konu var. Trump'u gerçekten kötü giderse bu ikisi, Trump kaybeder. Ama sanki bu adam böyle hani dışarıdan dendiği gibi çok gerizekalı falan değil. Değil ama sistem, sistem evet. Ona göre çok büyük bir sistem ve bu kadar hatalıyı da kaldırmıyor galiba. Sanayi üretim rakamı gelecekmiş ama hocam biz başlayalım, geldiğinde Nazlı'ya gideriz. Tabii devam mı edelim bunu? Yani hani Trump konusunda veya genel ekonomi, şimdi tabii, dünya ekonomisi konusunda bir eklemek istediğiniz var. Cumhuriyetçiler muhafazakar kanadı temsil ediyorlar ve muhafazakarlık şey demek değil cumhuriyetçiler için. Gericilik, tutuculuk anlamında değil. Yani ilerlemeyi engelleyen bir şey değil muhafazakarlık. Fakat Trump'ın en büyük rakibi Sayın Vekil'in dediği gibi kendi içinde. Yani cumhuriyetçiler Trump'ın ilerlemeyi durdurucu bir yönü olduğunu düşünmeye başladılar. Evet. Şimdi Trump'ın hemen yenilikçi bir şeyler ortaya çıkarması lazım. Ki muhafazakar zeka Amerika'yı ileri götürür demesi lazım. Çünkü sadece Amerika first veya Amerika'yı tekrar en büyük yapacağım falan demek de olmuyor. Şimdi baktığınız zaman Amerika ile Çin birbirinin mütemmim cüzü olmuş. 17 bin sanayi firması Amerika'da, Çin'de üretim üssü açmış. Yani şimdi bunları geri dön demek kağıt üstünde güzel de çok anlamlı değil. Bir şey demesi lazım. Yeni bir şey diyemiyor. Yani yepyeni bir şey söyleyeyim. Öbür taraftan hiç ses yok. Biden demansta zaten. Yok, normalde de öyle yok, sağlık laf yapan bir adam aslında. Sağlık sorunları var ama. Mesela galiba başkanlık seçimi için oy isterken senato
için o istiyorum diyor. Ay pardon diyor. Kafa gidiyor yani arada böyle. Yani hatalar yaparlar. Biden'ın konuşmaması strateji. Nasıl ki hiç konuşmasa da seçimlerde bazı muhalefet başkanlarının araziye inip konuşmaması bir strateji ise, çünkü kaybettiriyor konuştukça. Şu anda Biden'ın da konuşmaması kazandırıyor. Daha iyi başka isimler konuşacak sahada diye konuşuyor. Demek ki Eylül'de şiddetlenecek bu iş. Evet, başlayacak biraz öyle yani. Gözüküyor. Yani. Eylül'de bizim piyasalarımız hareketlenecek deniyor. Önce onu da konuşmaya başlarız ama sevgili Nazlı Bola, bakalım hem sanayi üretimi rakamları var, hem bu hafta nasıl başlıyor, bir dinleyelim sevgili Nazlı'dan. Günaydın Nazlı. Günaydın Ahu. Evet, senin de söylediğin üzere Mayıs ayının sanayi üretim endeksi açıklandı. Mayıs ayında ekonomi tekrar açılmış, işyerleri kepenklerini kaldırmıştı, fabrikalar çalışmaya başlamıştı. Şimdi önümde gelen TÜİK verisine göre Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık %19,9 azalmış. Azalması aslında beklenen bir şeydi. Artmasını beklemiyorduk tabii ki de, ama yeni yeni toparlanmaya başlıyordu Mayıs ayında. Ve aylık baktığımız zaman ise şimdi yıllık %19,9'luk bir azalmayı görüyoruz geçen yılın aynı dönemine göre. Fakat bir önceki aya göre, Nisan ayına göre, aylık bazda Mayıs ayında sanayi üretimi %17,4 arttı. Hatırlayalım, Nisan'da sanayi üretimi yıllık %31,4 ve aylık %30,4 azalmıştı. Mayıs ayına baktığımız zaman, tabii ki de Mayıs'la Nisan'daki gelişime baktığımızda, üretime baktığımızda aylık artışın olması çok normal. %17,4 oranında artıyor. Çünkü fabrikaların çoğu, özellikle otomotiv şirketleri, fabrikaların çoğunu Mayıs ayında faaliyete geçirmişti. Ama bir önceki yılın aynı dönemine göre, yani aynı ayına göre de azalma var. %19,9 oranında olduğunu söyleyelim. Bu da neyi gösteriyor aslında aylık bazda baktığımız zaman? Ekonominin, üretiminin hızlı bir şekilde yukarı yönlü toparlandığını gösteriyor. Haziran verisi de yılın ilk yarısı nasıl sonlandı onun göstergesi olacaktır diyeyim ve borsa ile başlayalım. Geçtiğimiz hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'daki hızlı alımları takip etmiştik geçtiğimiz hafta. 120 binin üzerini görmüştü borsa. Pandeminin Türkiye'de görüldüğünden beri ilk kez 120 binin üzerine çıktığından bahsetmiştik geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un. Ancak haftanın son işlem günlerine doğru bu trend devam etmedi. Satışlar hakim oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama %0,81 değer kaybetti. Gram altının satış fiyatı %1,79, dolar TL %0,01, euro TL %0,62 değer kazandı. Bunu da altını çizelim. Dolar TL ile ilgili birazdan daha fazla detaylı bilgi vereceğim ama %0,01 değer kazanması da 6,85 bandından geçtiğimiz hafta 6,86'ya doğru bir harekete olmuştu. O sırada bu değer kazancı gerçekleştiğini söyleyebilirim. BIST 100 endeksi haftayı %0,85 düşüşte 114.808 puandan tamamladı. Cuma günü borsada en çok kazandıran endeks iletişim ve değer kaybeden sektör endeksi ise spor oldu. Bunu da belirtelim. Dolar TL 6,86 seviyesini koruyor. Dolar endeksi 96,45 seviyesinde haftaya başladı. 97'nin altında yerini korumaya devam ediyor. Bunu da belirtelim. Yaklaşık bir aydır dolar TL 6,85-6,86 seviyesinde. Dolar para birimi diğer ülkelerin para birimleri karşısında da baktığımızda aynen Türkiye'de olduğu gibi aslında yatay bir seyirde olduğunu da belirtmek gerekli. Sadece Türkiye özelinde mi diye bu soru geliyor. Hayır, değil. Euro TL 7.78 ve Euro dolar paritesi ise 1.13 ile haftaya başladı. Şimdi Euro dolar paritesinin hareketinde bu hafta hem Brexit görüşmeleri hem de Cuma günü gerçekleşecek olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi önemli olacak. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşulacak öncelikli konu kurtarma paketi olacak. 750 milyar euro olarak belirlenmişti. Sonra üzerine bir o kadar daha eklenmişti bu paketin. Almanya Başbakanı Merkel bu paketin onaylanmasının ve hemen harekete geçmesinin önemini vurgulamıştı geçtiğimiz hafta. Brexit konusunda ise İngiltere anlaşmasız Brexit'e hazır olduğunu belirtmişti. Tüm bunların hepsini takip ediyor olacağız Avrupa piyasasında. Bu ay ayrıca faiz kararları açısından önemli bir ay.
hem Avrupa Merkez Bankası, hem ABD Merkez Bankası Fed, hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay faiz kararını açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl her ay para politikası kurulu toplantısını gerçekleştiriyor. Bu ay ise 23 Temmuz'da toplantı gerçekleşecek. Avrupa Merkez Bankası'nın kararı ise bu hafta gerçekleşiyor. Olacak ayın 16'sında ve ABD Merkez Bankası Fed'in açıklamalarını 29 Temmuz'da takip ediyor olacağız. Bu ay faiz kararları açısından önemli bir ay olduğunun altını çizelim. Altın fiyatlarına bakalım. Altın onsu %0.2 artışla 1802 dolardan işlem görerek güne başladı. 1805 dolara doğru sabah saatlerinde çıktığını gördük. Buna bağlantılı olarak her ne kadar dolar TL sabit kalsa da 6.85-6.86 bandında altının ons fiyatındaki yükseliş gram altın fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Geçtiğimiz hafta 400 liranın üzerini test etmişti gram altın. Bugün ise 398 lira ile başladı günü. 399 liraya doğru çıktığını da gördük. Çeyrek altın ise 653 lira. Son olarak petrol fiyatlarına bakalım. Brent petrolde düşüş dikkat çekiyor. 42 dolar 91 sent ile haftaya başladı. Peki petrol fiyatları neden düşüyor? Koronavirüs en çok petrol piyasasını etkilemişti. Bunu söyleyebiliriz çünkü Nisan ayında petrol piyasasındaki çöküşü takip etmiştik. Özellikle ABD ham petrolünde. Arz talep dengesinin bozulmasından dolayı OPEC artı ülkeleri de üretim kısıtlamasına gitmişti. Haziranda sona ermesi bekleniyordu üretim kısıtlamasının, ancak bu süre Temmuz sonuna kadar uzatılmıştı. OPEC artı ülkeleri bu hafta çarşamba günü bir video konferans gerçekleştirecek. Üretim kısıtlamasını azaltacakları yönünde beklenti artıyor ve bununla birlikte de petrol fiyatlarındaki düşüşü görüyoruz. Rusya'nın özellikle gelecek ay üretimi arttırmayı planladığı, kısıtlamayı azaltacağı yönünde haberler gündemde. Hatırlatalım, ilk başlarda arz talep dengesinde Suudi Arabistan ve Rusya arasında anlaşmazlık gündemdeydi. Ne olmuştu, üzerinden kısaca geçmek gerekirse Suudi Arabistan üretimi daraltmayacağını, kısıtlamayacağını fakat daha ucuza petrolü satacağını söylemişti. Bununla birlikte Rusya o zaman bir tepki göstermişti ve acaba Rusya üretimi kısacak mı sorusu gündemdeydi. Tüm bunların hepsi tekrardan gündeme oturmuş durumda. Hepsini takip ediyor olacağız. Petrol piyasasında biraz hareketlenme görmemiz mümkün bu hafta, en azından çarşambaya kadar. Şimdi sıra günü sorusunda. Dünyada koronavirüs vaka sayılarının arttığı ama ekonomimizin açık olduğu bir süreçteyiz. Sadece bizim değil, küresel bazda konuşuyoruz. Peki bu durum nasıl bir risk yaratır? Dolar neden bir aya yakın bir süredir sabit? Borsa yatırımcısı neden geri çekildi? Bununla ilgili çok soru geldi. Bunların hepsini 15.30 parasal programında konuşuyor olacağım. Öte yandan bugünkü gelen veri de aslında bu soruları biraz da destekliyor. Mayıs ayının sanayi üretimi. Şimdi Nisan'la Mayıs'a baktığımızda bir artış var fakat yıllık bazda ise bir gerileme var. %30'lara kadar gerilemişti Nisan'da sanayi üretimi ama yıllık baktığımızda %19.9, aslında beklentiden daha güzel bir şekilde geldi diyebilirim. Ağustos tekrardan size bırakıyorum. Veriler ard arda geldi. Çok teşekkürler Nazlı. Biz de takip edeceğiz. Birkaç tane de bu konuyla ilgili de haberim var ayrıca ama hem sanayi üretimi, borsa çıkışı uzun bir süre. Açık. Tabii uzun bir süre yıllık rakamlara bakmayalım. Çünkü 2019 çok berbat bir yıldı ama 2020 ondan da berbat olduğu için yıllık karşılaştırmalarda uzunca bir süre biz geçen yıla göre düşük kalacağız. Evet. Bir kere onu bir kenara yazalım. Hani sıkıntı olmasın. Ama şöyle diyeyim size. Bir önceki aya göre Mayıs ayında, yani Nisan ayında bir yükseliş olması harika. Yani sanayi üretiminde Nisan ayında biraz bizi korkuttu çünkü. Sonra Mayıs ayında bir sıçrama yapmış olması demek ki bizim bu ikinci çeyrekte hani çift taneli daralma göstermeyeceğimize bir işaret olabilir. Çift taneli daralma olursa böyle Amerika, Avrupa gibi falan kötü olur. Ama anlaşılan ki sanayi üretimi bir hayat belirtisi göstermiş. Biz de artık ekonomiye bir doktor gibi bakıyoruz. İlk önce bir hasta nefes alıyor mu? Tamam, hasta nefes alıyor. Hayat belirtisi gösteriyor. Kalbi atıyor. Vücut sıcaklığı fena değil.
biraz ateşi var ama olsun. Şimdi perakende satış ve ciro endeksi açıklanmış. O da geçen seneye göre kötü, normal. Daha AVM'leri yeni açtık zaten. Yani birçok zaten dükkan AVM'nin içerisinde, orası artık organize pazar gibi vesaire olmuş. Ödemeler dengesi geldi. Tam Nazlı Hanım konuşurken cari açık 3.76 milyar dolar olmuş. Okey. Portföy yatırımları da Mayıs ayında 2.54 milyar dolar çıkış yapmış dışarı. E tamam, bunlar da normal. Şimdi hatırlar mısınız, bundan bir ay evvel dedim ki ikinci çeyrek rakamlarına falan sakın bakmayın. Çünkü baktıkça böyle çok aşırı harcama yaptınız, bir kredi kartı şeyi geliyor, ekstresi gibi bir şey. Doğru. Ya zaten biliyorsunuz o haltları yedik biz. Şeyde, hesapta öyle gelecek sonunda. Şimdi bizim bakacağımız yer Temmuz, Ağustos, Eylül. Çok önemli. Yani şu an içinde bulunduğumuz ay, sonraki ay ve sonraki ay. Eğer biz üçüncü çeyreği yatayın biraz üzerinde, yatay da olabilir, kapatırsak, dördüncü çeyrekte de yani Ekim, Kasım, Aralık'ta pozitif bir büyüme gösterirsek, o Dünya Bankası, IMF ve OECD'nin hepimizi korkuttuğu bir şey vardı ya, %5 daralacak işte falan. Şimdi biraz %3.5'a doğru düzelttiler. Aslında bizim -1'le %1 daralarak en kötü, geçen seneki gibi berbat bir seneden %1 daha dar. Onu da söyleyeyim yani. Kurtaracağımızı gösteriyor. Ama bu iyi bir şey değil. Ama pandemiyle bakarsanız pandemi penceresinden iyi. Ama 2019 çok kötü bir seneydi. Herkes yakasıktı. Allah, ya Allah'ım şu seneyi bitirelim de kurtulalım. Hani hatırlar mısınız 2019 ne zaman bitecek bilmem ne falan. 2020 seller, su baskınları, depremler vesaireler başladı. Arkasından da pandemi geldi. Şimdi dolayısıyla 2020 bizim olduğumuz yerde saydığımız veya 2019'dan biraz daha geride durduğumuz iyi olacak. Rakamlar onu gösteriyor. Peki hızlıca birkaç tane haberi var. Bunları hem siyasetçi kimliğinizde de efendim siz yorumlayın istiyorum. Çünkü partileşme sürecindesiniz. Evet. Hem hocam hem siz bir farklı ne yapacaksınız bu süreç? Çünkü bir değişim süreci gibi. Sözcüğün manşetinden Kanal İstanbul'la ilgili bir haber. Anlaşıldığı kadarıyla Katar emirinin annesinin orada bazı araziler aldığını biliyorduk. Ama o araziler korunacak mı, ne olacak diye düşünüyorduk. Turizm ve ticaret alanı olmuş. Bunların şeylerini, dijital bilgileri geldikçe ekranınıza paylaşalım. Birkaç tane de ekonomi cephesinden hani rakamlar ile ilgili, bir de borsa ile ilgili enteresan veriler var. Ha, bu geldi. Katar Emir'in annesi de Kanal İstanbul piyangosu diyor. Şeyh Mozan'ın Bakbalı'da satın aldığı 44 dönümlük tarla turizm ve ticaret alanı olduğu. Şimdi biz Kanal İstanbul tartışmasını pandemi öncesinde bıraktığımızı düşünüyorduk. Hiçbir yere gitmemiş olduğu gibi duruyor. Full hızıyla da o süreç, hukuki süreci işletmeye devam ediyor devlet, anladığımız kadarıyla. Dünya Gazetesi'nden birkaç tane manşet. Krediyle buğday, bu çok acayip, bu borsa ile ilgili haberdi. Bunu isterseniz birazcık sonra bırakalım. Sevgili Barış Soydan T24'te yazdı. Borsada fırtına ne oluyor diye, ama kredili buğday haberimiz varsa, kollarınızdaysa onu rica edeyim gel. Ucuz krediyi bulan buğday alıyor. Emeklilik ve makarnalıkta fiyat 2050 liraya çıktı. Sektör dışından kişiler buldukları ucuz krediyle spekülatif amaçla alım yapıyorlarmış. Bunu da kimse düşünemez yani. Kredi bulan buğday aldı. Kıtlık olacağını konuşuyorduk veya büyük alımlar yapıldığını konuşuyorduk. Bazen hocam, böyle şehirler arası gidersiniz ya, öndeki kamyonda rahmetli de sollardı diye yazıyor mesela, tamam mı? Bu tam böyle bu işi yapanların herhalde son eğlencesi. Bu batarlar ya. Krediyle garip şeyler alma durumu var bu arada. Şimdi bir para bedava olunca insanlar tabii deliriyor, ne yapacağını şaşırıyor. Şimdi geçenlerde havalimanındayım. Anlatayım. Çok eğlenceli. Karşıma bir herkesin çok yakından tanıdığı bir iş insanı oturdu. Benden biraz daha genç. Baktım borsayı takip ediyor böyle. Dedim üstad, ben dedim hani çok kıymetli bir uzmanın bana söylediği cümlesi tekrar edeyim. Borsa rekor kırarken, işlem hacmi de rekor kırıyorsa korkacaksın. Çünkü vatandaş koşar adım gelmiştir. Ve vatandaşın geldiği yerde istikrarlı işlem olmaz. Profesyoneller korkar, satarlar. Çünkü kurumsal işlem farklıdır. Vatandaşın
içindeki titremeyle yaptığı işten farklıdır. Çok dalgalanır ya, sevmezler. Profesyoneller satar çıkar beklerler. Nitekim öyle oldu, hatırlarsınız. Borsa bir rekora doğru giderken bir ter attı. Ter atmanın arkasına bir de düştü güm diye. Düştü, evet. Şimdi bugün de işte denge bir şeyler yap, dengeye oturmaya çalışıyor. Şimdi onun bana kızdı. Kaynağı varmış dedi. Bana kızdı. Birazdan vereceğim o. Bana kızdığını anladım. Ya işte o satışlar şundan oldu, bundan oldu. Ben de dedim ki ya ben tekrar edeyim de dedim. Anladım ki ego sorunu başladı bir anda. Ego patlaması. Çünkü bir profesör var karşısında. Ama kendisi de yatırımcı. Bir profesör. Biz çünkü 50 yaşında böyle çıktık ya annemizin karnından. Hiç tecrübemiz yok. Bir dedi ki ona, ya arkadaş bunları bir dahaki sefere dikkatli ol diyorum. Sevdiğim de bir insan. Neyse sonunda dedi ki hoca ben öyle küçük yatırımcı falan değilim. He dedi, ben büyük yatırımcı. Ya anladım arkadaş dedim ya. Tamam egonu çalıştırma, sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Türkiye'de iş insanları kafalarının dikine gider. Neden? Bazen baba, oğul, baba, kız kavgaları çıkar. Çünkü baba veya anne, şirketin patronu kimse, o da kafasının dikine gitmiştir, ucuz kurtulmuştur, korkar. Evet. Sen de aynı haltı yemedi. Şimdi bu ucuz krediyle buğday alma işinin sonucu hüsran olacak, göreceksiniz. Güm diye çöküverir fiyatlar. Bir de aldıkları krediyle kalır. Bakar, kalır. Bakar. Öyle bakın, ben hikayeyi bugün yazayım, siz bu tarihi atın, değil mi? Bugün ayın kaçı söyleyeyim size, bugün ayın 16 Temmuz 2020 Pazartesi. Emre Alkin dedi ki bu hikayenin sonu acıklı bitecekti. Zaten gazetede ifşa etmiş, tam bitti bu iş. Bitti bu iş. Şimdi neden biliyor musunuz? Herkes bunu yapmaya başlayacak. İlk önce fiyatlar yükselecek, sonra güm diye aşağı düşecek. Fiyatlar kimin için yükselecek biliyor musunuz? Krediyle bu malı satın alanlar için yükselecek. Çünkü kime ne yani? Yani niye alsın millet şimdi? Ya nasılsa şey olur gene diye düşünüyorlar bir de, da. Bir de buğday ithalatı serbest bırakılır iyice. Ondan sonra dışarıdan da bol bol buğday alırız. Fiyat da bir düşer. Böyle olur bu işler. Kimse kimseyi bırakmaz. Borsada da ilginç şeyler olmuş. Onu da hızlıca tabii, tabii. Bir borsada yani egoyu çalıştırmamak lazım. Geçeriz. Biz ne olduğunu merak ediyorduk o çılgın günlerde. Bir WhatsApp Telegram gruplarında tüyolar gidiyormuş. İşte tabii, Mahmut tabii. Abi, Halil abi gibi gruplar varmış. Bazı batık şirketlerin hisse senetlerine yatırıyorsunuz. Beni bağışlayın ama tam manipülatörlerin ve yabancı yatırımcıların ağızlarına layık yağlı kassınız. WhatsApp'taki Halil abi, Telegram'daki Mahmut ağa sizi uçuruma götürüyor. Bilmem farkında. Düzeltiyorum, yanlış bu. Öyle mi? Niye? Hiçbir büyük portföy yöneticisi ve hiçbir kurumsal yönetici vatandaşın parasıyla falan eğlenmez. Onları batırmaya falan uğraşmaz. Atıyor kafadan. Bunlar da kurumsal değil ama böyle şeyler dolaşıyor da ortada. Bunları yapan kim biliyor musunuz? Bunları yapan bazı çakallar var. Mesela evet. Bir gün restoranda oturuyorum. Ağlaya ağlaya bir tane şef garson geldi bana. Dedi ki sizin oturduğunuz masada oturan bir adam var. Her hafta geliyordu bana, tüyo veriyordu. En sonunda dedi bir çakıldım dedi. Taban taban gittiyse bilmiyorum. Ya dedim. Sen aklı başında bir adama benziyorsun. Otoparkçılar, garson arkadaşlar bunlar bile paralarını borsaya koyar halde. Koyarlar ama şunu demek istiyorum. Büyük kurumlar öyle vatanda zarar etsin falan filan diye uğraşmazlar. Onların işlemleri çok büyük. Onlar ilgilenmiyorlar. İlgilenenler kim biliyor musunuz? Böyle orta ölçekteki bazı çakallar. Gerçek manipülatörler. Hani SPK bunların peşine düşüyor. Mesela bunlar diyorlar ki bilmem ne hissesini al çok iyi olur ha. Ne yapıyor zavallı vatandaşlığı? Gidiyor mesela daracık bir hisse o. Vatandaşın aldığını görünce çakıyor hisseleri, gidiyor adam. O zaman da vatandaş diyor ki ya benim almamı bekliyorlarmış. Bak ben alınca diyor herkes sattı. Ya arkadaş herkesi oyuna getiriyor. Adam tweet atıyor. WhatsApp grubu kuruyor. Restorana gidiyor, ona söylüyor. Biliyorsun aslında kendi menfaatini alçakça bir iş yapıyor. İnsanları kandırıyor. Ben diyorum ki hangi akıllı insan çok iyi bildiği, gözlediği, hesabını yaptığı bir yatırımın bilgisini bir başkasına verir. Soruyorum ya, verir mi hiç böyle bir şey? Bu kadar kolay. Manipülasyon. Olur mu, mümkün mü? Bu gerçek manipülasyon bu işte. Halkın ekonomisiyle ilgili kaygıları soracağım Öztürk Bey ama önce hak iş kıdem tazminatı konusunda talepler, görüşmeler sürüyor anlaşıldığı kadarıyla. Kıdem tazminatının büyükçe bir fon havuzunda biriktirilmesi. Kırmızı çizgimiz kazanılmış haklarımızdan geriye gitmeden yeni hedeflere ulaşmaktır. Bir grup hakikaten bu fırsatı işte kredi alalım, borsada oynayalım derken çalışan da, maaşlı çalışan da hakkımı nasıl kaybetmeden bu
fırtına süreci atlatırım onun derdinde. Otomotiv Türkiye'nin en önemli sektörlerinden. İki tane de onların slaytlarını verelim. Yeni strateji istiyor. Geçici teşvik değil, kalıcı çözüm lazım. Dünya Gazetesi'nden gene bu. Önemli isimler demişler ki hani pek çok şey ilk projede yerli otomobil üzerinden yürütülecek. Bu hafta sonu galiba ayın 17'sinde de temel atma töreni var. Atılsın mı? Bir sıradaki slaytın belki yanıtı var orada. Sahibinden satılık otomobil fabrikası. Honda Şekerpınar'daki tesisini tüm teçhizatlarıyla birlikte müşteri arıyor. Belki de gerçekten Türkiye hazır bir fabrikayı alıp değiştirilebilir mi bilmiyorum hocam. Yani bu, her birinin parkı farklı, şeyi ne diyor, platformu farklı. Emre'ye sormak lazım Özbey Enerji'ye bunu ama Honda Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer fabrikanın içindeki tüm teçhizatla birlikte satışa sunulacak diyor. Çalışan 1070 kişiyle de anlaşma yaptık, sıkıntı yok demiş. İyi çalışan bir iş gücü otomotiv sektörüyle ilgili bir grup açığa çıkacak. Yani boşa çıkıyor. Bu iş gücünü kaybetmemek lazım, bu çalışan iş gücünü. Şimdi belli zamanlarda koca koca ülkeler, sayın vekilim, tarihin çeşitli zamanlarında çok acayip rüya ve hayallerin peşinde koşarmış. Ve bu hayal ve rüyaların peşinde koşulduğu için başkaları bunları çok kendi lehlerine kullanmışlar. Sizi inanılmaz bir masal anlatacağım ve bu masal doğru. Haçlı seferleri sırasında birisi bir mektup yazıyor papaya. Şaka yapmıyorum. Diyor ki ben Doğu Hristiyanlarının kralı John. Ben diyor ta diyor Dicle Nehri'ne kadar geldim. Benim diyor şu kadar filim, şu kadar bilmem ne vesairem var. Kocaman ordu. Merak etmeyin diyor. Haçlılara yardım için bekliyoruz. Şaka yapmıyorum. Böyle bir mektup var. Papalıkta duruyor. Siz bana yardım ederseniz köprülerle ben karşıya geçeceğim ve diyor bütün diyor Hristiyan düşmanlığını ezeceğim. Ya doğru mu değil mi diye bunlar düşünmüşler. Aynı mektuptan Bizans'a da gitmiş. Sonra ortaya çıkıyor. Bizans kralı o zamanki diyor ki ya ben bu ordu kurup bunlara yardımcı olamam. En güzeli diyor papaya diyor bir ordu kurdurup Haçlılara yardım etmek. Çünkü Selçuklulara karşı sürekli yeniliyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten öyle bir ordu kuruyorlar. Ve Dicle Nehri içinde boğulanları size Frederick Barbarossa'dan başlarım. Yani korkunç bir şey oluyor. Ve düşünseniz koca koca insanlar o mektuba inanmışlar. Ama niye inanmışlar? Çünkü inanmaya ihtiyaçları varmış. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şeye inanmaya ihtiyacı varken ve burada otomotivde çok ciddi bir çıkış yapacağına dair kanaatler varken neden kocaman bir otomotiv firması fabrikayı kapatıyorum isteyen buyursun diye çıkar gider? Çapolar bir süredir çıkacağız diyorlardı ama. Ama yani niye çıkar gider ya? Yani? Ya burada bir belli ki bir çıkış yapacak otomotiv sektörü yan sanayiyle beraber. Peki niye onlar çıkar? Bu bir hesap hatası mıdır? Bir şey midir? Ama ben diyorum bakın masal gibi gözüken birçok hikaye gerçektir. Herkes bir şeye ihtiyacı varsa bu hayatta bir güzel yalanla kandırılabilir. Çok iyi gidiyor. Hazır fabrika mı istiyorsun? Al kardeşim. Kimse de sormuyor ki sen niye çıkıyorsun ya buradan diye. Ya ama belki vardır, hesap yapmıştır Japonlar. Mutlaka hesap belli. Toyota da çıkmıştı. Yani, Honda da çıkıyor. Tamamen tasfiye etmektense satalım gidelim. Satalım, daha hazır yani. Bir park var. Siz partileşme sürecindesiniz efendim. Evet. Ve vatandaşın genel kaygısı da aslında bütün bu tartışma, bütün bu toz bulutu içerisinde hakikaten işsizlik, emek, gençlerin geleceği, ekonomi şeyinde ne görüyorsunuz? Şimdi ben Türkiye'de Ava Hanım, bu söyleyeceklerim belki kulakları tırmalayabilir ama Türkiye'de bir yani en önemli konu özgürlüktür. Türkiye'de özgürlük konusunu çözmeden eğitimden, yani ta eğitimde insanların soyut düşünmesi, özgür düşünmesi, hür düşünmesi, bunu çözmeden siyasi sistemde, hatta serbest teşebbüste bunları çözmeden Türkiye'de hiçbir şeyi çözemeyiz. Hani savaşa girdiğiniz anda barut var mı yoksa o zaman bitmiştir gibi. Anladım. Bir şey. Bir kere birincisi bu özgürlükle ilgili bizim çok büyük bir sorunumuz var. Biz siyasi parti olarak en birinci konumuz özgürlüktür. Ben Türk milletinin her açıdan bir esaret altında olduğunu düşünüyorum artık. Yani özgür düşünemiyoruz. İnsanlar işinden oluyor. Artık medya, başka konular hepsi trolleşmiş durumda ve yandaş, yalaka bir sürü insan sistemde at koşturuyor. Ve gerçekten
doğruyla yanlış karışmış. O da neden? Çünkü insanlar korkudan bazı düşünceleri savunmak zorunda kalıyorlar. Korkudan bazı düşüncelere sığınmak zorunda kalıyorlar. Hayatta kalabilmek için üretmek zorunda, bir yere yamanmak zorunda kalıyorlar. Üretmekten vazgeçmek, tutunmak. Yani. Şimdi bu özgürlük o kadar büyük bir alan ki, birincisi bu. Yani bunu anayasasından tutun, yasalarına tutun, eğitiminden, serbest müteşebbisinden, medyasına kadar, üniversitelerinden, sokağına kadar Türkiye'nin özgürlüğe ihtiyacı var. Bir kere bu, kim ne derse desin bana hikaye anlatıyor. Ben dünyanın her ülkesinde bulundum. Aşağı yukarı 4 kıtada gittim, görev yaptım. Şu dönem çok kritik. Bunu çözmeden ne ekonomiyi çözer, özgür karar alınamıyorsa bir şey yapamazsınız. İkincisi üretimdir. Bakın biz bu koronavirüsü öncesinde manifesto yayınladık Ava Hanım. Ya bir tane insan sormadı. Koronavirüsü olduktan sonra gazeteciler beni aradı. Bakın orada ne demiştik biliyor musunuz? Daha virüs falan ortada yok. Dijital çağ başlıyor dedik. Tabii. Esnek eğitim başlayacak dedik. Hiç virüs falan yok. Çin'de daha Wuhan'da bile virüs çıkmamış. Okuyabilirsiniz şeyde. İki, ilaç da önemli. İlaç artık o kadar önemli ki Türkiye ilaçta bağımlı. Sadece jenerik ilaç üretebiliyoruz. %98'i ilaçta bağımlıyız. Yani her yıl 20-25 milyar dolarımız şu ilaç firmalarına gidiyor. Ve biz bunları üretemiyoruz. Doğru. Yarın Türkiye'ye bir ilaç ambargosu konduğu zaman konabilir. Dünya silah ambargosu gibi. Mümkün. Biz batarız. İki, gıdada hocam 17 milyar dolarlık ihracat yapabiliyormuşuz, gıda ihracatı. Ve aşağı yukarı 15 milyar, 14 milyar da ithalatımız var. Evet. Ya Türkiye 43-44 milyon hektar arazisi var. Adem'den beri en büyük tarım alanıyız biz. İsrail 1 milyon hektara 35 milyar dolar ihracat yapıyor. Hollanda'nın arazisi Konya kadar 4,5 milyon hektar. 4,5 milyon hektara 95 milyar euro yapıyor. Biz bitmişiz aslında biliyor musunuz? Yani üretim yok bizde. Biz iflas çekmişiz, akılsızlık. Yani bu düşünsenize toprak satın alıyor. Japonya gidiyor Brezilya'dan toprak satın alıyor hocam. Üretiyor, ürettiğini geri getiriyor. Tabii. Arazisi yok diye. Kalanı da Orta Doğu'ya satıyor. Rusya'nın tavuğu şeyden geliyor, Brezilya'dan dondurulmuş tavuk geliyor. Ben komşusuyum, bir şey satamıyorum. Orta Doğu coğrafyası çöl. Bakın nereden geliyor? Somali'den geliyor, aşağıdan geliyor. Japonların meyveleri geliyor. Japonya'da meyve mi var doğru dürüst? Nereden? Evet, ya Afrika'da işliyorlar ya Brezilya'da. Şimdi dolayısıyla bizim bir üretimle ilgili bir sıkıntımız var. Bu ikinci ayak üretimdir, yani özgürlük. Üretim, her alanda üretim. Bunu yapmadan mümkün değil, hiçbir şey düzelmiyor. Türkiye'de başkalarının hep böyle şeyiyle gitmişiz. Yani asıl televizyonun beynini başkası üretmiş, biz assembling yapmışız. Hı hı. Bu Türkiye'de know-how maalesef yok. Mesela biz bir şey kadar, Hindistan kadar üretemiyoruz ya software'i. Nasıl yakalayacağız bu çağı? Üniversite eğitimlerinde eğitim işte sınava girmek, üniversiteler iş ya bir iş bulurum haline dönüşmüş. Halbuki bir üretim yapalım, bir şey yapalım dan ziyade ya bir an önce işte çocuk bir okusun üniversitede, bir doğru dürüst bir bölüm okusun da bir işe girsin falana dönüşmüş. Bizde gerçekten özgürlük tam olmadığı için toplumun hiçbir katmanında özgürlük yok. Siyasetinden tutun sokağına kadar, üretiminden tutun üniversitesine kadar, üretim de yok. Bakın bu fabrikaların hepsi, Honda'sı, başkası, aslında mesela bunların toptan üretim tezgahını almak belki de Türkiye'de otomotiv fabrikası yapmaktan 3-4 fabrikayı satın alabilirsiniz. Toptan üretimini alabilirsiniz. Üretim tezgahını motoruyla birlikte alabilirsiniz. Bizde bir şey akıl tutulması var. İki, üretim konusunda bir sıkıntı var. Yani biz tasarıma değil de daha çok böyle metali büküp plastiği ezme konusunda kafamız çalışıyor. Halbuki bunun tasarımı, markalaşması efendim vesairesi, yani onlar çok daha yüksek katta değer. Hayır, yapabiliriz. Ama bizim başladığımız yer sürekli yanlış bir taraf. Ben katılıyorum Sayın Vekil'e. Yani biz sürekli şöyle, elimizde bir insan kaynağı var, çok da eğitimli diye, bunları biz nasıl işçi yaparız diye. Tamam, sizin elinizde ama yani onları çok daha farklı bir yere çevirmek, evet, çok daha değişik bir eğitimle çok daha yüksek katma değer yaratan. Ama şöyle bir şey, sanki insan kaynağı çok akıllanır ve bilgilenirse siyasete rakip olacak gibi, Bizans'tan kalma, Osmanlı'da da bu varmış. Ondan sonra bir kafa yapısı çöreklendi Türkiye'ye. Halbuki Atatürk öyle yapmadı. Atatürk ülkeyi kurduğu zaman
üretimle, Sayın Vekil'in dediği gibi üretimle değişeceğini, üretimle kaderini değiştirebileceğini gösterdi. Tekrar geriye dönüyoruz biz. Üretmemeye doğru. Anlayamadım ben. Yani. Bir başka konu. Silah üretince marifet zannetmeye başladık biz yani. Mesela biz... Bir tek onu yani. Tasarlar ve üretirken iyiyiz galiba da. Sevgili Metehan Demir de Skype'da bizi bekliyor. Bir ona da bir merhaba diyelim. Belki o da konuya dahil olmak ister. Ama unutmayın ne olur sözünüzü efendim. Ben bir sevgili Metehan'a günaydın diyeyim. Günaydın Metehan, nasılsınız? Günaydın Öksürk Bey'e de. Günaydın Metehan Bey, günaydın. 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 İyi haftalar. Ankara'dasın değil mi Metehan? Ne konuşuluyor? Gündemde ne var? Valla Öksürk Bey de bilir, Emre Hocam da bilir. Bu Ankara'da ne konuşuluyor? Ankara zaten bir konuşmasa, bir sakin dursa Türkiye'den çok daha öyle mi? Yoluna devam edecek. Vallahi bazen düşünüyorum da biz mi karıştırıyoruz bu Ankara'dan ortalığı? Ankara konuşmasa vallahi herkes Türkiye'de işine gücüne bakıyor. Herkes sabah sen atıyorsun oradan. Ankara diyor ki konuşmasa bile doğru ya bir şeyler konuşalım falan filan diyor ve biz ortalığı geriyoruz Ankara'dan. Yani ben hep onu söylüyorum. Salı günleri mesela grup toplantıları falan olmasa vallahi daha bir rahat, daha sakin geçer. Geriliyoruz. Zaten gerginiz. Siyaset biz daha da geriyor. İyice kamplaştırıyor. Polarizasyon artıyor. Sevgili Ahu ve değerli izleyicilerimiz herhalde katılacak. Haftaya gergin başlıyoruz. Normalde ya şunu yapacaktım, bu hafta bunu yapacaktım falan filan derken iki tane haber geçiyor. Bir dakika ne yapacağım ya ben bunlarla geleyim falan diyorsun. İşinin de insicamını bozuyorsun. Ankara'da ne konuşuluyor ama yine de hadi ben söyleyeyim. Hadi tamam. Ankara'da tabii bu hafta bu işte biliyorsun baro ile ilgili düzenleme malum artık geçti. Evet. Sayılır. Ayasofya düzenlemesi tamam. Onlarla ilgili süreçler artık arkada kaldı. O önemli değil. Bitmeyen bir klasik var. Erken seçim var mı? Ya. Geçen hafta artık bir yazı yazmak zorunda kaldım onu. TV100'e de yazmak zorunda kaldım. Erken seçim tartışması bitmez. Daha ilk günden itibaren olur. Erken seçim bence şu an onu oluşturması gereken parametreler olmadığı için çok gündemde değil. Ama bu seçim toto seneye Kasım'da tutma ihtimali var. Öbür sene Kasım'da tutma ihtimali var. Zaten ondan sonra seçim geliyor. Doğru. O açıdan yani bu parametre oluştuğu sürece bir ay sonra da Allah korusun olur olmaz bilmiyoruz onu. O açıdan boş. Kabineyle ilgili de gerçekten sana bak çok sana bir şey söyleyeyim. Bundan 3-4 ay evvel konuşmuştuk biliyorsun. Ay evet o ya. O zaman ben onu çok içerideydi ve o Sayın Cumhurbaşkanım bunun için şeye gitti işte Marmaris'teki rezidansa gitti orada çekildi değerlendirdi falan. Şimdi ben geçen gün çok gerçekten çok etkin şu an bir görevde bulunan kritik bir bürokratla konuştum. Dedi 20'sine kadar iş tamam dedi. Tamam dedim. Sonra şu an kabinenin çok ama çok aktif bir ismiyle içeride. Sohbet ettik biraz makamda. Ne oldu dedim. Kesinlikle yok dedi. Buyurun siz karar verin kabine değişimi olup olmayacağına. Yani ikisi de çok önemli isimler. Bunları koyduğun zaman buyurun siz karar verin. Ankara ne konuşuyor? Yani Ankara ne konuşuyor? Bol bol konuşuyor. Ama çetişen şeyler konuşuyor. Bütün bir hafta sonu hem bu baro düzenlemesinin hem de Ayasofya meselesinin aslında yaklaşmakta olan süreci hızlandırmak için yapıldığı bir yani kamuoyu yoklamalarında kötü de gitmiyor aslında AK Parti. Şimdi seçim yapmak istese gene kazanır ama yaptıracak bir durum da yok. Bütün bunların bir seçim alameti olduğuna dair köşe yazıları, analizler, sosyal medyada herkes fikri. Yok herhalde böyle bir şey ama yani. Ya sevgili abi şimdi ne oluyor biliyor musun? Bak bazı yazarlarda yazıyor şimdi bunu. Seçim var diye. Sonra iki sene sonra seçim oluyor. Ve seçim işte normalden 6 ay ya da bir sene önce seçim oldu. Ben demiştim diyor. İki sene evvel yani hep şu an yazalım hepimizin tutturma ihtimali yüksek. Ya da kabineyle ilgili ben de demiştim diyor. Evet o zaman da çok kesindi yani. Bundan 3 ay evvel artık gerçekten neredeyse kesin gibiydi. Ama bu bir tek kişinin kafasında ve istişare içinde tahmin ediyorum bir tek Sayın Devlet Bahçeli ile görüşüyor. O da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Öztürk Bey de bir bu şey çıkıyor. Emre Hocam da işte bizim tim başkanı İsmail Güller'in bile çerçeveli adam o gece üşenmeden resmini hazırlıyor. İşte yeni kabine diye. Evet. Anlatabiliyor muyum? Adam altına biyografileri, işi gücü yok bunun. Ve bak o kadar da önemli bir pozisyonda bir arkadaşım aradı ki beni bir akşam. Büyük bir sivil toplum örgütünün başı. Dedi kabine açıklanmış dedi. Nereden dedim açıklandı? Dedi bana WhatsApp'tan geldi. Normalde dedim
kabine değişiklikleri WhatsApp'tan insanların cebine mi gönderiliyor? Doğru. Yani bunun resmi gazetesi var, yeni başkanlığın kararnamesi var. Belki biz de Trump gibi olacağız. Dedi, çerçevesi bile var dedi. Çerçeveyi bile koymuşlar dedi. Dedim senin işte çerçeveye kadar dolandırmışlar. Ama bir şey söyleyeceğim Metehan Usta. Çok eğlenceli memleket. Bu beklentiler çok boş değil. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı bundan aylar evvel Ayasofya ile alakalı olarak bir şey söyledi. Ya ne Ayasofya'sı kardeşim, yani bunlarla da gündemi meşgul etmeyin dedi. Pat Ayasofya ne oldu? İbadete açılıverdi bir anda tekrar. Yani zaten açıktı da yani evet. Tamamen açıldı. Evet. Mesela şey dediler işte, ne baro canım, baro ile ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Pat baro kararı. Yani şimdi memlekette dolayısıyla yani haftada bir yani bir hafta önce söylenen bir hafta sonra yok ben öyle bir şey söylemedim falan hani diyenler olduğu için bu beklenti de normal, heyecanlı, güzel beklenti yani çünkü. Ama hocam bak, tüm beklentilere varodur işte Ayasofya, onlara bir şey demiyorum. Ama ben artık bu seçim var mı, ittifaklar değişir mi, kabine değişir mi? Üç başlık medyanın konu kalmayınca abi bu akşam nasıl bir toplantı yapalım? Haydi ittifakları konuşalım. Haydi erken seçim olur mu konuşalım. Yani bu artık 51. geleneksel seçim var mı tartışmasına döndü. Ben bu üçünden bahsediyorum. Yoksa diğerleriyle ilgili Ankara'da tabii birçok enteresan gelişme oluyor. O açıdan ne yapıyoruz? Siyasetle ilgili öz ara haberleri okuyoruz. Komplo teorilerinden uzak duruyoruz. Ve sadece TV100 izliyoruz diyormuşum. Teşekkür ederiz ama yani siyaset bu kadar durgunluk kaldırmaz gibi gözüküyor. Yani şimdi birkaç tane de tarih var önümüzde. Bir 15 Temmuz'un yıl dönümü var. Bir önümüzde Yüksek Askeri Şura var ki kulisleri biraz kaynıyor gibi duruyor. Bu yaz böyle sakin sakin geçirebilecek miyiz? Hayır. Sen bunu siyasetten sordun ama bu başlıklar başka. Yani Ankara'da siyasetinde ne konuşuluyor dendiği zaman seçim konuşulur hemen. Evet. İşte Öztürk Bey de çok evlidir, meclis koyu. Seçim konuşulur, ittifak konuşulur. Yeni partiler ne yapar konuşulur. Bu klasik 3-4 dörtlü var. Gri dörtlü bunlar. Onun haricinde tabii ki diğer konular var. Libya meselesi bizim gündemimizde Ankara'da. Suriye meselesi gündemde. İdlib çok sıkıntılı. Yani onunla ilgili saatlerce konuşabiliriz. Ben sürekli içindeyim. Bununla beraber senin dediğin gibi 15 Temmuz meselesiyle ilgili zaten bu sene ayrı bu işte büyük ihanetle ilgili Türkiye'nin nasıl mücadele ettiği yeni açıları konuşulacak. FETÖ'yle mücadelenin boyutları konuşulacak. Onun ötesinde askeri şura var. Evet 20 Temmuz olarak düşünülüyor tarihi. Açıklandı galiba değil mi? Açıklanmadı mı bilmiyorum. Ben, yok yani, ama yarın, bugün... Gördüm ben. Yani, ben rastlamadım. Yeni Şafak'ta bir şeyler vardı. Yani belli ki erkene çekilmiş. Yani Ağustos beklenmiyor gibi gözüküyor. Yok 20 Temmuz. Normalde 1-4 Ağustos tarihleri arasında. Öyle planlanıyordu yani. Ben dün tesadüfe duydum onu. Ve orada da valla şuralar eski şuralar gibi değil. Hatırlıyorsun biz hani ikimiz de 25'er yaşında olduğumuz için eskiden 10-15 yaşlarındayken şuralar öyle olmuş. Şuraları hatırlıyoruz. Daha az heyecanlı, daha önceden bilinebilir, öngörülebilir. Ama hani çok majör değişiklikler olmasa da orada İsmail Metin Temel Paşa'nın durumu merak ediliyor. Şu an görevde ama tam görevde değil gibi. Genelkurmay'da bir odası var. Orgeneral. İkinci ordu komutanıydı biliyorsun. İşte o harekatları yapmıştı. Bir ara çok ismi gündemdeydi. Sonra sıkıntılar oldu herhalde savunma bakanıyla. Onun durumu merak ediliyor. Aksakal Paşa'nın durumu merak ediliyor. Önemli kritik isimler bunlar. Onun haricinde de çok dramatik büyük bir oynama beklenmiyor askeri şurada. Peki istersen bizimle kal. Biz birazcık burada hani hem bu konular hem iç siyasette başka yorum yapmak istediğim yani konular olursa lütfen. Metehan Bey'in söylediği ben de bu temcit pilavı gibi işte erken seçim olacak mı olmayacak mı? Yok ittifaklar falan. Yani hakikaten gündem bazen boş kalınca bunu şey yaptıklarını görüyorum. Ama hocamın söylediği gibi de Türkiye'de bir hafta önce söylenen bir hafta sonra değişebiliyor. İşte Sayın Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili geçen yıl konuştuklarıyla bu yıl konuştukları aynı değil. Dolayısıyla Türkiye'de işte sistem böyle kökünden sarsılınca, yıkılınca sistem maalesef Afrika'daki normal basit bir sisteme dönüştürülünce olan budur yani. Türkiye neyi bekleyecek? Yani biz bakın yüksek askeri şura. Yani her şey belli. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Daha önceden belli. Yani orada kim itiraz edecek? Örneğin kimin itirazı dinlenecek? Herhangi bir Türkiye'de herhangi bir Allah'ın kulu var mı yani bürokraside ya bu şu olsun, bu olsun diyebilecek? Herhangi bir kimsede bir yetki kaldı mı? Mecliste bir yetki var mı mesela?
kadar kötü değil meclis herhalde hala ya. Ne var mesela istediği zaman gibi. Sayın Cumhurbaşkanı kararnameyle çıkarabiliyor zaten istediğini. Çıkarmadığı şeyleri de meclise getirebiliyor. Yani burada bence bu hani soruyordunuz ya ne olması lazım. Bence sistemin tekrar yeniden bu yönetim sisteminin düzenlenmesi şart. Çünkü bu sistem bir kişinin bir kişiye bağlı yapıldı. Dolayısıyla bir kişiden sonra bu sistemi nasıl işleyeceği belli değil. Kaos yaratabilir. Gerçekten yaratabilir ve bu artık Türkiye'nin bir sistemi değil. Sanki adrese göndermiş bir şey oldu. Bizim bunları böyle hani konuşturmak istemezler kimse. Yani hiç kimse benim sistemim kötüdür demez. Rahmetli Demirel'in sözü vardı. Doğru. Kimse benim sistemim en iyi sistem der. Bak Türkiye'de istikrar var. O işte şey var. Koronavirüs oldu, şu oldu, bu oldu. Bak ne güzel çıkıyoruz. Biz Libya'dayız, Suriye'deyiz, şuradayız, buradayız da. İyi de kardeşim buradaki sistem demokratik değil yani. Bu sistemin demokratik açıkları çok. Denetim mekanizması yapamıyoruz. Meclisin bir yetkisi doğru düz kalmadı. Basit yasa çıkarma dışında. O da çıkan hem hükümet orada hem mecliste hükümet. Yani hükümet sadece orada değil. Bir de mecliste de hükümet. Güçler ayrılığı bitti. Yani burada gerçek herkesin ülke için faydalı olan bir sistemi düşünmesi şart. Sayın Erdoğan 18 yıl yönetti artık. Bıraksın da biz de çocuklarımıza doğru düz yönetilebilecek bir ülke bırakalım. Yani şimdi o 3 yıl 5 yıl daha fazla yönetecek diye biz Türkiye'den vazgeçemeyiz yani. Bu bizim ülkemiz. Biz de kendi ülkemizi nasıl yöneteceğimize doğru düz karar verelim. Biraz bir Mete Hanım bir de Ayasofya'ya sorayım sonra onu gönderelim biz devam ederiz. Şimdi siyasetten herhangi bir muhalefet gelmiyor doğal olarak. Hani bütün partilerde bu meseleyi desteklemiş gözüküyor. Ama yabancı misyon ve yavaştan izleyen noktalarda Ayasofya konusunda herhangi bir şey bekliyor musunuz Mete Hanım Ankara'da? Yani bu konuda Türk Dışişleri onlara en sert yanıtı verir. Burada Ankara'da ben diplomatik misyonlar anlamında gelip burada işte niye yaptınız bunu, şunu yaptınız falan deme cesareti gösterecek bir misyon olacağını sanmıyorum. Zaten en üst ülkelerinin kendi seviyelerinde devlet başkanları bu seviyesinde bir şeyler söylediler ama buradan çok ağır yanıt alacak için cevabı da hazır olduğu için Türkiye'nin pek bir etkisi olmuyor çünkü bilir dışlarında artık Türkiye o kadar çok salvoyla karşılaşıyor ki dışlarında çok namlulu roket atar savunma sistemleri var anında onlara aynı sertlikle aynı güzel jargonla dışlarımız bizim çok iyidir yani hakkını yememem lazım cevap verirler çok çok iyi diplomatlarımız vardır yani o açıdan onlar cevabı verirler bir şey olmaz yani burada Amerikan Alman İngiliz Fransız falan büyükelçi değil Papa bu aralar gündemde dün baktım bir sürü tepki olmuş Papa'nın açıklamalarına işte uzaktan İstanbul'a bakıyor içim acıyor falan diyerek o devam eder bu hafta ama Türkiye'nin zaten şöyle abi bu Türkiye'nin bu kararı aslında Türkiye'nin Libya Suriye deki izlediği dış politikanın da bir parçası olarak da değerlendirilmeli. Yani çünkü Türkiye muazzam bir baskı altında, bir sıkıştırma altında olduğu için Ayasofya meselesi hem Türkiye'nin hani bağımsız kararıyla birlikte dış politikada da verdiği bir tamamlayıcı, bütünleyici bir duruşun parçası olarak da değerlendirmek lazım. Ayasofya başka bir şey. Yani sadece evet. İbadet anlamında değil, ibadetin içinde olduğu bir genel Türkiye'nin duruşu meselesiydi o. Öyle yani. Bu konuda ben Mete Hanım Bey'e katılıyorum yani Ayasofya gerçekten ben de mesela bu Ayasofya konusunda daha önce Ayasofya çok gündeme gelirdi işte Türkiye'de genelde marjinal bazı gruplar gündeme getirirdi o anlaşılmazdı ama şunu gördük son dönemde Ayasofya ile ilgili bir şey Avrupa'da özellikle Amerika'daki bu kiliselerin öncülük ettiği Avrupa Birliği'ndeki kiliselerin ve bazı Rum ve Yunan lobilerinin öncülük ettiği bir gelişme bir trend var. İstanbul'u böyle bir Konstantinopol yapmak, ekümeniyi oraya taşımak, orada ayrı bir alan yaratmak. Bu Avrupa Birliği süreci devam etse eğer işte ileride ya bu iyi olur, bunu yapsanız ne güzel olur falan. Bir şık olur falan onu kaptıktan sonra da orayı bir merkez haline dönüştürme eğilimi vardı. Ben bu kararı doğru buluyorum açık söyleyeyim. Yani bakın bu ama bunun doğru bulmakla birlikte ben bu kararla
mesela bir şova dönüştürülmesi, iç politikaya malzeme yapılması, bundan bir seçim için bir şey devşirilmesine kalkışılması halinde de bunu eleştiririm. Nasıl ki onu destekliyordum, bunu da aynı eleştiririm. Çünkü bu ülke için önemli bir konu kardeşim. Bir hesap varsa ülkeyle ilgili, bak biz farklı düşünüyoruz, seninle ayrı düşünüyoruz. Sen orada hükümetsin, biz ayrı düşünüyoruz. Ama önemli bir konuda destek veriyoruz. O desteği sana değil, ülke için veriyoruz. Ama onu da sen malzeme yapma. Yani mesela orada çok büyük törenler olursa, bilmem şey olursa, bu bazı kesimleri de rahatsızlık da yaratır. Onun farklı yansımaları da olur. Haç'la Hilal'in kavgası diyorlar. O zaman bunu o şekilde de takdim etmemek lazım. Daha sakin. Bu sonuçta bize ait bir kent. Ve bu tartışmalarda Atatürk'ün unutulur gibi yapılmasından da kızıyorum. O çok... Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra orayı cami yaptı. Çok büyük bir komutan, büyük bir devlet adamı. Biz minnettarız. Ama unutmayalım, İstanbul ikinci defa alındı. Onu da İstanbul 4 yıl, 8 ay ve 30 gün işgalde kaldı. Bu padişahın ve Osmanlı'nın başında da burada İngiliz yüksek komiser vardı. Yani bir yakadan diğer yakaya pasaportla geçiyordu bu. Yani şu ülkenin insanı. Burada da yani o bölümü böyle es geçip işte sadece yaşanmamış gibi yapıp sanki İstanbul başkasının elindeymiş de sanki yeniden bir şey açıyormuşuz gibi bir takdime girişilmesini de yadırgıyorum. Tabii tabii. Yani bunu da yapmasın kimse. Doğru. Tabii şey ben de Ahu müsaadenle bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Beni çünkü 3 evetle göndereceksiniz galiba. Yok oradan. Yok kalmak istersen elbette. 1-2 tane haberim var, onları da girip müsaitsen lütfen kalama tabii ki. Yok ben müsaitim. Ha tamam, o zaman şimdi söyleyeceğini alayım. Emre Hoca ile devam edelim. Tabii tabii. Kısa bir şey söyleyeceğim. Tamam, ben çok kısa. Şimdi Sürük Bey'in söylediğinden devam var. Sevgili abi şimdi Kıbrıs'ta, Kıbrıs meselesini de çok yakından izliyoruz. Enteresan bir şey dönüyor. Kıbrıs meselesine ben şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Çünkü biz Doğu Akdeniz'e, Libya'ya, Suriye'ye, Irak'a oldukça tabii yoğunlaşmış durumdayız. Ama Kıbrıs KKTC Rum kesimi yani ada anlamında... Oradaki İngiltere, Fransa, Amerika, Rusya, Çin, Türkiye ekseninde enteresan şeyler oluyor. Evet. Çok yanlış okumayalım. Mesela orada geçen gün dediler ki Amerika, yani Kıbrıs'ta halkın arasında enteresan bir süreden beri bir istihbarat raporu var. Halkın arasında bir süreden beri Birleşik Kıbrıs'tan mı yanasınız? KKTC kimliğiyle Türkiye'ye yakın olmaktan yana mısınız diye çok provokatif soruların sorulduğu, ileride bir referandumun sinyallerinin verildiği garip bir lobi yapılıyor. Dünyanın en usta istihbarat oyunlarından bir tanesi de Kıbrıs'ta oynanır. Yok. O nedenle bu soru benim çok dikkatimi çekti. Ne demek Birleşik Kıbrıs'tan yana mısınız? Ve ardından da ufak ufak Türkiye'de neden ordusunu çekmiyor? Zaten burada bunun şakşakçısı hazır. Tabii canım çekelim, ne işimiz var? Her yerde biz barış içinde olmalıyız falan diyor. Ama aynı Türkiye'ye bu soruyu acımasızca soranlar neden Fransa'nın orada üst için Rumlarla masaya oturduğunu, neden Rusların ben de acaba bir üs alabilir miyim diye işin peşinde olduğunu bu ülkelere sormuyorlar. Aa, bak bu işlerin şakası orada verdiğin dış güvenlik tavizi kendi topraklarının içinde iç güvenlik problemi haline gelir. Yani bunu Türkiye'ye bak çok haksızlık yapıyorlar. Libya'da ne işin var? Libya'da işin olmazsa sen burada Antalya'da yüzemez hale gelirsin. İskenderun'dan çıkamaz hale gelirsin. Yani ama bak ama hayır abi bak şimdi Kıbrıs'ta bu konuşuluyor. Ben şimdi önceden söyleyeyim. Kıbrıs'ta bu işi kotarmaya götürüyorlar. Askerlerimizi çekelim mi? Türkiye bence orada asker çekmekten sonra bunu söylediğiniz zaman işte bu çok aşırı faşizan milliyetçisi. Hayır, ülkesini seven bir söylem. Çünkü bizim adada limanımızın da İHA üslerimizin olması lazım. Fransa üs alıyorsa pardon biz niye askerimizi çıkarıyoruz? Bunu biz niye işte sana bunu böyle böyle tartıştırıyorlar tamam mı? Doğru. Bunu böyle tartışıyor. Ayazov bilmem ne. Yunanistan'a kimse şey sormuyor. Atina'da yıllardır o yapmadığın cami, restore etmenin camiye ne oldu? Tamam mı? Bir sürü Atina'da ben çok o bildiğimiz coğrafyalar. Bir örnek verebiliriz. Yani bu tuzaklara düşmeyelim. Bu Kıbrıs meselesine de özellikle dikkat çekmek istedim. Kusura bakma uzattım. Yok uzatma. Hocam sizin bir kısa ikiniz vardı. Sonra birkaç tane Ayasofya meselesiyle ilgili kısa haberim var. Onları hemen paylaşayım isterim. Şimdi tarih şeyi yazmaz. Çok güçlü ülkelerin çok zayıf ülkeleri yuttuğunu çok yazmaz. Çünkü vakaya adiyedir bu. Tarih çok zayıf güçlerle çok büyük güçleri yenmişleri yazar. Mesela Alparslan 1071, Malazgirt o zaman Latin ismiyle Manzigert. Orada tabii 1000 attı deniyor, 1000'den fazlaymış o ayrı mesele ama Roman Diyojen ordusunu yerle bir etmiş. Şimdi o zamanlardan bu zamanlara hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum. Ufak tefek entrikalarla madem Metehan Demirdoğ sözü açtı.
İşte vatandaşın arasına nifak sokmak, onlara soru sormak veya güçlü tarafı mağrur hale getirecek, fazla kibirli hale getirecek işlemlerini provoke etmek. Şimdi burada acayip dikkat edelim. Bakın enteresan. İki tane kitap üst üste okudum. İkisi de döndü dolaştı Ayasofya'ya geldi. Nasıl bir zamanlamaysa. Voltaire 18. yüzyılın ortalarında yaşamış bir insan ve biz Rönesans'ın ne zaman olduğunu biliyoruz. Yahu Rönesans olmuş, hala Avrupa'da din savaşı var. Var. Yani mezhepler arasında herkes birbirini öldürüyor. İnsanlar yakılıyor, şaka değil. Kaç yüzyıl geçmiş, hala devam. Şimdi bugün de buraya geldik. Ben şu soruyu soruyorum. İstanbul'daki patriğin ekümenik olması hangi tarihte oldu? 2004. Evet. Tamam, şimdi demek ki AK Parti hükümeti daha başlarken çok fazla tarihle alakalı bu konularda demek ki bir derinliği yokmuş oradaki arkadaşların. Sen İstanbul'daki patriğe ekümenik olmasını müsaade eden kağıdın ortalarda dolaşmasına tamam dedikten sonra bugün dönüp Ayasofya'yı ibadete açıyorsan iki şey yapıyorsun. Bir, o gün işime böyle geliyordu, bugün işime böyle geliyor. Yani din unsurunu kendi lehimde veya ileride yani onun tam tersinde kendi lehimde kullanabilirim. Yani bugün saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın kendi ağzından ya daha Sultanahmet'i dolduramıyorsunuz, Ayasofya'ya niye göz diktiniz? Yani 6 ayda bir şey fark etmez o kadar. Demek ki bugün işimize bu geliyor. Şimdi buna da itiraz eden, efendim Ayasofya'yı işte açtınız, işte ibadete zaten açıktı, kimse bilmiyor ondan sonra işte vesaire. Ya kardeşim anlayın, işte bu fırsatçı politika. Bunun bir şeyle alakası yok. Ümmetle, dinle vesaire alakası yok. O gün 2004 yılında biz dedik ki İstanbul'daki patriği Yunanların kafasını bozmak için burada onu güçlü ilan ettik. Dedik ki İstanbul'daki Rum patriği Atina'dakinden daha güçlüdür dedik. Dedik ekümen. Ha, ne oldu? O tarafı kendimize yakın aldı. Bugün ne oldu? Farklı bir şey oldu. Biz de dedik ki arkadaş biz bak kütleye düştü. Şimdi bir karar da aldılar. Derneğin ne olduğunu bile bilmiyorum. Yani bir müracaat eden derneğin toplum yararına falan olması. Neyse hadi öyle. Bugün de işimize bu geliyor. Yani ben bunu duygusuzca söylüyorum. Yoksa beni de yani kafamda soru işaretleri bırakan birçok tarafı var. Ne olacak yani? Süleymaniye'ye gidip Sultanahmet'e gidip de bir kere namaz kılmayan adam şimdi Ayasofya için sıra bekliyor. Şimdi tabii daha ilk önce İslam eserleriyle alakalı bir yaklaşımda bulunmayan, en ufak bir derinliği olmayan insanlar yaşasın diyor. Ayasofya ibadet aç. Tamam açılsın arkadaş ya, bana bir sıkıntısı yok. Ama diyorum ki umre turları gibi Ayasofya turları şimdi, başlamış. Biz şimdi diyorum ki 2004 yılında İstanbul'daki patriği ekümenik kıldık. Öyle yaptık. Kabul ettik. Döndük dolaştık Ayasofya'ya bugün 2020 yılında ibadet açtık. Demek ki arkadaş Türkiye böyle siyaset yapıyor. Herkes de bunu böyle anlasın. Ona göre ayağını denk alsın. Şaka evet. Yapmıyorum. Önce peki. Bir Atatürk'ün Anıtkabir'e gitmeleri lazım bu vatanı kurtardığı tabii. İçin. Ya, ama böyle diyorum siyaset yapılıyor lazım. Demek yani. Ki. Burada neyse ben kendi fikrimi kendime bırakayım. Ne kadar pozitif konuşmuyorum, yanlış anlamayın. Herkes, sizin aynı fikirdeyiz. Yok hayır bizim. Yani siyasette kullanılabilecek malzemeler var. Bir de kullanılmaması gereken. Yemin ederim dünya tarihinde daha berbatları da kullanılmış. Bu da iyi değil. İyi değil diyorum bakın, iyi yani, değil ama siyaset böyle yapılıyor diyor. Peki, din üzerinden yapılıyor. Hala çünkü güçlü bir şey demek ki. Siyasetin içerisinde ciddi bir şey güç. Yani ben net olarak söylüyorum. Yüzyıllar boyu görmüşüz. Görmeye de devam edeceğiz. Siyaset böyle yapılıyor. Peki tamam. Hızlıca yani 3 tane Ayasofya haberim var. Onları bir izleyelim. Hani evet. Bakan ve Diyanet gerekli tedbirleri alıyor. Mısır'dan ilginç bir tepki var. Fresklerin ne olacağına dair. Sonra sevgili Mete Andemir de Ankara'dan bize katılıyor. Konuşmaya devam ediyoruz. İnşallah 24 Temmuz'a Cuma namazına hazır hale getireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii'ndeydi. Yanlarındaysa uzman ekipler vardı. İçerideki düzenlemelerle ilgili uzman bir ekip oluşturduk. Hem restoratörlerden, mimarlardan, hem Diyanet İşleri Başkanımız ve ekibinden, hem tarihçilerden oluşan bir ekiple içeride bir durum değerlendirmesi yaptık. Yapılması
uygun olacak olan düzenlemelerden de bahsettik. Bakan Ersoy incelemeyle ilgili açıklama yaptı. 24 Temmuz'u işaret etti. İnşallah 24 Temmuz'a cuma namazına hazır hale getireceğiz. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz'a yetiştireceğiz. Bir kıyısında, köşesinde, kenarında... Allahu ma'as-sabirin. İslam'la örtüşmüyor dedi, tepki gösterdi. Ayasofya'nın 86 yıllık müze statüsünün değişmesiyle birlikte diğer ülkelerin gündemi de değişti. Semi'allahu limen hamide. Danıştay'dan gelen kararla birlikte fethin sembolü Ayasofya'nın statü değişimine tepkiler sürüyor. Fransa, Yunanistan, Almanya, Rusya gibi ülkeler karardan rahatsız olurken bir tepki de darbeci Sisi'nin emrinden geldi. Dünyanın en büyük İslam üniversitesi olarak gösterilen ve Sisi'ye yakınlığıyla bilinen Mısır'daki El Ezher'in eski imam yardımcısı Abbas Şuman, Ayasofya kararı ile ilgili fetva verdi. İstanbul'un fethinin nişanesi olan Ayasofya'nın ibadete açılmasını İslam öğretileriyle çelişiyor diyerek eleştiren Şuman, İslam'da caminin kiliseye dönüştürülmesine izin verilmediği gibi kilisenin de camiye dönüştürülmesine izin verilmiyor ifadelerini kullandı. Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Herkes cami içinde yer alan Hazreti İsa ve Hazreti Meryem resimleriyle fresklerin akıbetini merak ediyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri konuya açıklık getirdi. Vatandaşların merak ettiği sorular yanıt buldu. Buna göre Ayasofya herkese açık olacak. Ücret istenmeyecek. Üst galeriler içinse turistler randevu alacak. Cami içindeki freskler sıvıyla kapatılmayacak. Ya ışık sistemiyle karartılacak ya da perde çekilerek muhafaza edilecek. Büyük Mabed'in bundan sonraki durumunu biz de yakından takip etmeye devam edeceğiz. Benim çok sevgili arkadaşım, sanat tarihçisi sevgili Sedat Bornoğlu diyor ki Fatih de kapatmamıştı. Biz de kapatamayız. Hatta örtüyle falan da örtemeyiz. Çünkü ibadet ve baş hizasının çok üzerisinde dua anında dönüp bakmak veya görmek gibi bir şey söz konusu değil. Galerilerde değilseniz. Doğal olarak herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur diyor tavandakiler için. Ama tabii ona bakanlık karar verecek. Şimdi buradan çıkan iki tartışma var sevgili Metehan Demir de bize dahil olacak. Akit TV yine ezber bozan açıklamalarına devam ediyor. Hilafet geri gelmeli, merkezi de Ayasofya olabilir. Şimdi tabii yani Akit TV'deki arkadaşların iyimserliğine, hayal gücüne hayranız ama aynı şeyleri biz söylesek başımıza ne gelir bilmiyorum. Sevgili Fatih de uzun süre üstelik hani o zamanlar var olan SHP'nin muhabirliğini yapmış eski bir meslektaşımızdı. Bir diğer haber Joe Biden meselesi ilginç. Ya bu memleket demokratik memleket ama bir tek onlara işliyor. Ya evet biraz öyle çok oluyor. Çok ilginç oluyor yani mesela ben liberal bir söylem yapıyorum. Sürekli mesela küfür ediyorlar ama mesela bu arkadaşlar böyle rahat konuştuğu zaman sıkıntı yok. Yani kimse bir şey diyemiyor. Ya anlamıyorum yani hani itiraz. Bak ben şuna da karşı değilim. Herkes her şeyi konuşabilir. Biz cevabını veririz. Biz konuşuruz, onlar cevabını verir. Ama sadece tek tarafa doğru yönelik olmamalı bu konuşma özgürlüğü. Yani sanki politik doğruculuk hapsine girmiş durumdayız. Ya yapmayın bunu demek siyaseten doğru bir şey değilmiş gibi. Ya, gülüyorum nedense. Joe Biden ilginçtir. Delaware senatörü ve aynı zamanda başkan adayı artık. Lobisiyle çok yakındır. Türkiye'yi de iyi bilir ayrıca. Kaç kere de geldi Sayın Cumhurbaşkanı'yla da
görüşmeleri var. Şimdi bizim devletimizin bir tarafı, bir kesimi tarafından hani FETÖ'yü desteklediği için vesaire için eleştiriliyor ama kuvvetli bir isim olarak tavrını açıklamak zorunda kalmış. Bu önemli yazılı açıklama. Bu aynı zamanda Ankara'ya Biden ekibiyle bir kontak için ufak da bir kanal açma ihtimali verir. İsterse eğer Ankara, çünkü Ankara bütün yumurtalarını Trump'ın sepetinde tutmaya devam edebilir. Bu da o tercihtir. Cumhurbaşkanlığının savunması önemli. Dünden beri bunu konuşuyor herkes. Aslında Danıştay 10. Daire'ye yapılan itiraz, yani başvuru ve onun karşılığında biz burada canlı yayında da vermiştik. Cumhurbaşkanlığı makamlarında yapılan savunmada davanın reddini istemiş Cumhurbaşkanlığı. Ve kararın Cumhurbaşkanlığına bırakılmasını istemiş. Yani Danıştay'a demiş ki siz bu 1934 kararnamesini, Bakanlar Kurulu kararına dokunmayın. Bu dava ile ilgili takipsizlik veya red kararı alın. Burada takdir Cumhurbaşkanı bırakın. Danıştay bunu yapmamış. Şimdi bu çok ilginç bir yere gidebilir mi hukuken bilemiyoruz. Sayın Hikmet Sami Türk diyor ki hatalıdır diyor. İtirazı için başvurulabilir diyor. Danıştay'ın Ayasofya kararı yanlış diyor. Eski Adalet Bakanı Sayın Profesör Doktor Hikmet Sami Türk. Bu şekilde alınamazdı bu karar diyor. Hukukçuların tartışacağı biraz daha malzeme var gibi siyaseti kenara koyarsak. Bir de dünden beri herkesin merak ettiği tepki verecek mi vermeyecek mi? İşte herkes hayırlı olsun dedi, o niye demiyor. Ekrem İmamoğlu da Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği büyük bir mülakatta benim aklımda ve vicdanımda 1453'ten beri zaten Ayasofya camidir diyor. Ama vatana millete faydası olacak mı? Ekilmeye, ekonomiye, geleceğe faydası olacak mı? Ben ona bakarım diyor. Bu meseledeki genel toplamalar burada. Bunun içine bir yerden bir ruhban okulda ekleyeceğim vakit kalırsa. Çünkü o meseleyi biraz açmıştık. Önce Nagihan Alçı dün yazdı. Murat Yetkin değindi. Ankara kulislerinde bir ruhban okulu konuşuluyor dedi. Demişken de sevgili Mete Han da karşımızda. Hepsini bir yorumlayın. Ne dersiniz? Bu toz duman içerisinden siyaseten bir şey çıkartabileceğiz mi? Öztürk Bey, sizinle başlayayım. Sonra Mete Han'la hocam devam edelim. Şimdi Türkiye... Yani ben Danıştay, sonradan işte Danıştay'a aslında bunu reddedin falan şeklindeki konuların sanki yani Danıştay kararı, biz Danıştay'ın buna karar vermesini istiyorduk. Aslında belki de biz açmayacaktık demek için, yani bir tepki yığılması olursa dışarıda orada bir manevra alanı yaratmak için diye düşünüyorum. Ya burada ilkeli olmak lazım. Kardeşim sen açılmasını istemesen medya senin elinde, basın senin elinde, yargıya müdahale ediyorsun. Her şekilde bir şey diyorsun, hemen anında yargı müdahale ediyor. O karar çıkar mıydı? O gündeme gelir miydi? Tartışılır mıydı? Bu hükümetin kanallarında veya ona yakın kanallarda bu gündem olur muydu? Ya birbirimizi kandırmayalım. Bu kararı istiyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Doğru da bir şeydir. Ayrıca ben bakın doğru da bir şey. Ama bunun yönetimi konusunda akıllıca bir süreç takip edilmesi lazım. Şeye de katılmıyorum. Yani Ayasofya, Mete Han Bey söyledi, sembolik değeri olan bir yer. Yani bunu başka bir camilerle karıştırmamak gerekir. Türkiye'de camilerin çoğu zaten boş. Cuma günleri bile %10'u 15'i dolmuyor. Ama Ayasofya, yani oradan yola çıkarak işte Ayasofya'da ne gerek vardı demek de yanlış. Çünkü buradaki hesap başka, dışarının hesabı farklı. Bize olan yansımaları farklı. Ben bu Joe Biden'ın açıklamasına da şöyle şunu söyleyeyim. Joe Biden'ın açıklamasına dikkat ederseniz orada bir kelime kullanıyor. Bakın ne diyor? Regret diyor değil mi? Üzüntü diyor. Yani kınama yok. Yok. Ayrıca üzüntü duyuyor. Ensuring equal access for all. Yani herkes için eşit bir şekilde yararlanma. Yani oraya giriş açısından. Onu da Türkiye sağlar yani. Bunlar konu buysa. Bir reverse kelime şeyi de var yani. Ayrıca bunu yeniden gözden geçirin. Geri de reverse yani geri, ama bir aday olarak müze, daha fazla ama söyleyemez herhalde. Bir yabancı olarak bunun üzerine daha fazla gidemez. Gidemez. Yani kimse şunu unutmasın. Ayasofya kararından dolayı Türkiye'ye yaptırım, sırf bu yüzden dolayı yaptırıma girişmez. Kınar, eleştirir. Hatta bazı Türkiye'nin dışarıdaki olan camilerinin açılması, ibadeti konusunda engeller çıkarabilir. Ama onun ötesinde bu Türkiye'ye yani bundan dolayı çok büyük bir zarar gelmez. Gelmez. Ne zaman gelir onu da söyleyeyim. Ne zamanki Cumhurbaşkanı ve ekibi bunu bir şova dönüştürür, bunu böyle kitlesel bir şova dönüştürür, o zaman gelir. Bakın bunun ölçüsü de budur.
24 Temmuz'daki açılış. İşte dönüştürürseniz böyle sanki jübile İstanbul fethetmişiz gibi, sanki daha önce İstanbul başkalarının elindeymiş, Ayasofya başkasının elindeymiş, burası bizde değilmiş, dolayısıyla bizim bir bizim mülkümüz değilmiş gibi davranırsanız kendi şehrinizde ve kendi cami statüsünde olan bir yere, bu dışarıda farklı algılanır. Mısır'ın tepkisi de yanlıştır. Tabii öyle bir şey oldu ki bu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ne dese... Libya meselesi. Libya, her konu. Doğu Akdeniz. Orada da şu var, yani bunlar Türkiye'yi, Farajı ve Türkiye'nin ilişkili gruplarını İhvan olarak görüyorlar. Doğru. Ve İhvan'ı yasaklamışlar, terör örgütü olarak görüyorlar. Doğru. Aslında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır pek çok konu... İhvan zaten orada terör örgütüdür. Türkiye'yi İhvan'la işbirliği ve dolayısıyla terör örgütüyle işbirliği olarak görüyor. Yani onlar Sarac'ı bir terörist olarak görüyor. Biz Sarac'ı ise Birleşmiş Milletler'in muhatap aldığı meşru bir hükümet olarak görüyoruz. Yani orada da parametremiz 180 derece ayrışmış durumdayız. Ve örtüşmesi de mümkün değil. Sürpriz değil. El Eser'den böyle bir şey gelmesi. Zaten muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'nden de aynısı gelecek. Suudi Arabistan'dan da aynısı gelecek. Ve bu hilafet konusunda da bir cümle söylemek istiyorum. Tabii. Ben bu hilafet konusunun çok kesimin gündeminde olduğunu biliyorum. Bakın 2023 diyorlar ya vizyonu falan. Ben buradan söyleyeyim de şuraya bir not alın lütfen. 2023 iki konu var bence. Bir, Türkiye'de maalesef bu idari sistem işlemeyeceği için bu getirecekler ya, o zaman alelacele çıktı, işlemiyor kardeşim. Meşruiyette sıkıntı var. Dolayısıyla adını belki federal demeyecekler ama bölgelerin olduğu başka bir sisteme geçecekler. Birincisi budur. Geçmek isteyeceklerdir ama buna asla izin vermeyeceğiz. Bunu da not alsın herkes. Yani Türkiye'de öyle bir operasyonu Türkiye kimse yaptırmaz, kusura bakmayın. İkinci konu da hilafet konusudur. Meşruiyet alanı sıkışınca bunu getirip o kesimlerin desteğini alıp tekrar seçime devam etmek konusunda. Bir konu kalmıştır Sayın Erdoğan'ın elinde. Bu hilafet konusu ve Türkiye'de idari sistemin revize edilmesi ama federal bir şekilde. Eyalet sistemi. O konuya, yani burada HDP ile başka bir ittifak gündeme gelebilir. Doğru. Hilafet konusunda da içerideki muhafaza kesimin konsolide edilmesi, kaçıp gidenlerin tekrar geri getirmesi. Ama bunların ikisi de Türkiye'ye zarardır. Bakın, ne hilafet Türkiye'nin faydasınadır, ne Türkiye'de idari sistemdeki tıkanma var. Dolayısıyla daha kötüsünü getirmek için getirilebilecek bir sistem Türkiye'ye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'ye zarardır. Biz artık şahıslara göre bir sistem değil, ülkeye göre, bu memlekete göre, bizim çocuklarımıza uygun bir sistemi tesis etmek zorundayız. Bunu da kendiler, yani Sayın Cumhurbaşkanı akıllı bir insan. Yani kabinesi de akıllı insanlar var, bürokraside de akıllı insanlar var. Yani şöyle düşünün, biz şöyle olmak istemiyoruz. Yani Orta Asya'daki bir diktatöryal rejim gibi, işte devlet başkanı ayrıldı veya görevden veya öldükten sonra ülkenin kaosa girmesini istemiyoruz. Biz akıllı, bu ülkeye faydalı bir sistemi hep birlikte, el birliğiyle tesis etmek istiyoruz. Onun için de yani herkesin doğru bir yerde durması gerekiyor. Yani biz haklı olduğu her konuda Türkiye'nin savunuruz. Bakın Mete Han Bey ne dedi? Kıbrıs konusunda söyledi. Aynen katılıyorum ben. Yani harfiyen katılıyorum. Orada bir tezgah var. Türkiye masadan kalkmıyor. Ya kardeşim, sen Libya'da gidiyorsun, şey yapıyorsun ama burada masadan kalkamıyorsun ya. Müzakere diye 40 yıldır bir tiyatro sahneleniyor. Her oturduğunda bir şeyler alıyorlar. Anlaşma olmuyor ama bir daha oturduğunda oranın da gerisine seni itiyorlar. İyice daraltıyorlar. Yani şimdi Libya'da orada bir deniz yetki alanı elde edebilmek için oraya asker çıkarıyoruz. Orada bir sürü risk alıyoruz. Ben KKTC'nin %54'ü sahil şeridini benim elimde ya. Ben orada müzakere oturuyorum. Onu %35'e 36'ya düşürmek istiyorlar. Ya bu akılsızlığa da düşmemek lazım. Neyi, nerede? Yani Libya'da bir alanı kontrol etmek için asker çıkarıyorsun, bedel ödüyorsun. Diğer taraftan KKTC ayrı bir devlet olmuş ve sahil şeridi, deniz yetki alanlarının %54'ü onun elinde. Orada müzakereye oturup kaybetmek istiyorsun. Müzakere ne demektir? Kaybetmek demektir. Çünkü mevcut haliyle iki devletli çözüm dışında ben bir çözüm görmüyorum. Ama şimdi federal bir sistem olduğu zaman ne oluyor? KKTC'nin statüsü eyalete dönüştürülüyor. Bakmayın siz o eşit devlet, kurucu devlet falan. Hepsi hikaye. Kimin gücü fazla? Aşağının nüfusu 3-4 katı yukarıda. Oraya 100 bin tane adam yerleştiriyorlar. Rum'u yerleştiriyorlar. Evet. Maraş'a almak istiyor. Yok bilmem şurayı almak istiyor. Şunu almak istiyor. Daracık, böyle yönetilmez.
uydurup bir devlet çıkaracak. Orada da KKTC'deki bazı tırnak içinde aymazlar da buna çanak tutuyor. Müzakereyi sanki böyle bir çıkış olarak görüyor. Türkiye'nin de mesela Libya'da bu kadar riski alırken, Suriye'de bu kadar riski alırken, Suriye'de de bakın ben öneride bulundum. Lütfen orada tek bölge yapalım. Bakın bu Barış Pınarı'nı, Afrin'i, ondan sonra İdlib'i, bu alanlar, dört alanı tek bölgeye çevirelim. Çünkü yarın PKK orada bölgeyi oturup oluşturduğu zaman bizim de en azından kan dökmüşüz orada. Bizim de bir bölgemiz olsun. Gene Suriye toprak bütünlüğü olacaksa o bölgelerin olduğu bir Suriye olsun. Gene toprak bütünlüğü olsun. En azından bir birlik, tek meclis, tek idare oluşsun orada. Bu koronavirüsünde mesela yapılmadı. Bakın koronavirüsünde İsrail'e gidiyor Amerika Birleşik Devletleri. Pompeo İsrail'i ziyaret etti. Ne gündeme geldi? Millet canıyla uğraşırken ne gündeme geldi? Bazen biz dışişlerinde de deriz ya ülkede en önemli kritik konular olur. Bizimkiler atama kararları alır o gün. Yani devlet yönetimi budur. Kritik konularda bazen perdeleyen gelişmeler olur. Arkada devam etmiş. Orada gibi. Sizin onu almanız gerekiyordu. Peki Mete abi, bu hem Ayasofya meselesinde hem diğerlerinde, Kıbrıs konusunda da hızlı bir değerlendirmeni alayım mı reklama gitmeden? Tabii tabii. Sevgili abi, bir kere şu var. O işte davanın reddiyle ilgili falan süreçten bir şey çıkmaz. Ha. Bu konuda artık ibadete açılacağı tarih belli olmuş. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Devletin hazırlıkları var. Yani işte yok hükümet burada taktik manevra yaptı falan. Bence bu iş biraz zorlama olur. Çünkü yani artık Cumhurbaşkanı daha açıklama yaptı Cengiz Er'e Süper Haber'de. Sabaha kadar uyuyamadım heyecandan diye. Bu saatten sonra hani bu da bilmiyorum. Ben bunun olabilme ihtimalini çok düşük görüyorum. Bir şey olabilir. Mısır'ın çıkışı meselesine de Mısır tabii her şeyi artık Libya skopundan skopundan görmeye başladı. Eksenden, ve normal bir mantıktan uzaklaştı. O eksenden bakıyor. Ve bu skoptan baktığı için normal mantıkla Sisi'nin açıklamalarının gelmesi beklenemez. Doğu Akdeniz'deki çekişmeyi eklemek lazım buna. Başka eksenleri Libya işlemini. Ama bu açıklamayı yapan arkadaşa da Kurtuba Camii'nin ya da Kordoba'daki Andalusya olarak ya da Endülüs olarak bilinen bölgedeki eskiden cami olan, şimdi kilise olan beni de gördüğüm bir yerden hatırlatmak lazım onların neyi nasıl çevirdiğine dair. Yani bu örneklere tabii girilirse çok birbirini çeldiren örnekler var. O açıdan onlara girmelerini pek tavsiye etmiyoruz. Ayasofya Camii meselesi Türkiye'nin uluslararası dış politikasının da bir parçası olarak görülmeli. Yani bunu sadece ibadet olarak değil, ibadetin de üstünde Türkiye'nin son dönemde bir duruş kavgası var bir süreden beri. Yani bu konularda her geri adım atışında sana birkaç geri adım daha attırabilirler. Endişesi de Türkiye bazı konularda özellikle köşeleri belirliyor. Buralar benim noktalarım ve benim duruşlarım diyor. Bu duruşlarda geri adım atmam mümkün değil diyor. O açıdan bunu da öyle görmek gerekiyor. Ayasofya ile ilgili evet herkes diyor ki işte daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle açıklamaları vardı. Böyle işte Sultanahmet'i doldurun ilk öncesi açıklamaları vardı. Evet ama her şeyi zamanın ruhuyla değerlendirmek lazım. Zamanın ruhu bazen bazı kararların tam tersini yapmanızı gerektirebilir. Ayasofya meselesi de öyleydi. Yani onun biraz da dış politika yansıması olarak ben görüyorum. Ben bir tek şey sorabilir miyim Metan? Yani bu 1934 kararını hep burada hocamla da konuşmuştuk. Sizden de müsaade isteyeceğim Emre Hocam ama Atatürk'ün bu kararı almasında Balkanlarda yükselen faşizm dalgası, İtalya, Mussolini, Hitler tehditleri vesaire, Atatürk'ün Balkanlar ile ilişkileri ve Balkan uluslarını, Slav halklarını Türkiye ile biraz daha iyi tutma kaygısı etkili olmuştu diye pek çok tarihçi bizde anlattı. Yani o stratejik kararın arkasında birazcık o vardı dedi. Şimdi biz bunu tamamen tersine çevirmiş gözüküyoruz. Pek çok ortada WhatsApp gruplarında işte bir kere bir imzayı döndürürseniz bundan sonraki her imza dönebilir. O dönemde alınmış her karar değiştirilebilir şeyi var. Kaygıları var. Bunlar gerçek şeyler midir? Yani bu bir Atatürk Türkiye'sinden dönüş müdür? Yani ben olabildiğince her zaman devlet ciddiyetinden yanayımdır ve devlet ciddiyetinde böyle şeylerin olacağına ihtimal vermiyorum. Benim için devlet siyasetten önce devlet gelir. Devlet ciddiyetinde de böyle bir şeyin olmaması lazım. Olmaması. Ama devletler bazen bazı riskleri alarak bazı zaman atabilir. Fakat bu da devlet politikası çerçevesinde değerlendirebiliyor. Yani bu
Tırnak için onu özellikle belirtmek lazım. Ben diğer konularda Türkiye'nin kritik konularında başka adımlar atılmayacağını düşünüyorum. Düşünmek de istiyorum. Ayasofya meselesi başka abi. Şimdi Türkiye'de herkes kendine bir isim belirliyor, tamam mı? Ve onun üzerinden o isimleri birbirle kavga ettiriyor ve bu tarih kişilikleri de yıpratıyor. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela bu Türkiye Cumhuriyeti'nin tartışmasız kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim için çok değerli. Ve müthiş bir itinayla korunması gereken bir isim. Ama onu hiçbir şekilde hiçbir tartışmanın malzemesi o olsaydı onun adına karar vermemek, onun adına görmemek gerekiyor. Atatürk her o dönemde o kadar stratejik kararlar aldı ki Bolşeviklerle görüşmesinden, Kurtuluş Savaşı'ndaki dengeleri idare etmesinden, her şeye karşı bir akıl oyunu oynanması gerekiyor. Çünkü strateji diyorsak al eline tüfeği, milletin karşısına hücum et, saldır anlamına gelmiyor. Strateji içinde, strateji, Türkiye'de her en yıpranan ifade strateji oldu. Herkes strateji diyorum ki bazen karşılaştığımda, hani ben Asif Belkaderon okuluna gittiğim için biliyorum. Nedir ya strateji, bana bir cümleyle açıklar mısın? İşte strateji abi nasıl oynayacağını bilmektir falan. Strateji taktikler toplamıdır. Taktiklerde bazen birbirle çelişen oyunları da oyun teorisi anlamında aynı strateji içine yerleştirebilirsin. İlk taktiğinle 6. taktiğin arasında birbirine çelişen adımlar olabilir ama genel stratejiyi başarmak mümkündür. O açıdan mesela Türkiye'de 1. taktiği koyuyorlar, 6. 7. taktiği koyuyorlar. Bunlar birbirine çelişiyor. Bir strateji olabilir. Her şeyi bir zamanın ruhuyla değerlendirmek lazım. Ha bak, ama bu bir demokrasidir. Demin hani sen Yeni Akit'ten örnek verdin. Onlar onu tartışabilir. Diğer taraf bu işin kilise olarak kalmasını tartışabilir. Önemli olan bunu bir demokrasi ortamında birbirimizi dinleyerek yapabilmek. Türkiye'de sen bunu düşündün hainsin. Hayır, sen bunu düşündün, sen vatan hainsin. Ya da sen bunu böyle söyledin, teröristsin falan dediğimiz zaman işte Ankara neler konuşuyor griliğinde boğuluyor gidiyoruz. Ve o nedenle bizim akılla birbirimizi dinleyerek çözmemiz gerekiyor. Ama önemli olan bu ülkede devleti ve milleti yaşatmak. Yani o açıdan da her tür politika adımı olabilir. Bu U dönüşleri olarak bir zamanın ruhuyla ve mevcut dengeler. O zaman Atatürk'ün onu yapması gerekebilirdi. Şey de diyemez. Atatürk o zaman onu niye yaptı? O zaman onu yapmak gerekebilirdi. Bu zaman bunu yapmak gerekebilir. Tersini de savurur. Ama bunu medeni olarak tartışma öğrenmemiz lazım. Bunu söyleyelim. Sen şöylesin, ben böyleyim, o öyleysin falan derse milletin o zaman sıtkı sıyrılıyor. O kamplaşmanın köşelerini daha da yoğun hale getiriyoruz. Reklama gitme zamanın geldi herhalde. Var var. Bir iki dakikam daha var. Ama önce gideyim mi? Tabii buyurun, ekler efendim. Bakın Mete Hanım Bey öyle güzel bir yerde bıraktık. Yani o zaman dedi onu yaptı. Şimdi de bu doğru yani. O zamanki de doğruydu. O zamanın şartlarında. Bugünkü de doğru. Şimdi mesela burada bazen eleştiren insanlara söylüyorum. Ya bizim mesela Ege'de adalarımız işgal altında kardeşim. 18 tane diyoruz. Aslında 156 tane ada, adacık, kaya. Bazılar da diyor ki Atatürk zamanında başladı onlar. Çünkü gücü yoktu diyelim. Peki senin gücün varsa hadi bakalım. Bunu da sen ters çevir. Hadi al da bakalım görelim. Belki onun da zamanı gelecektir. O da gözüküyor ama hocam yorumlamak istersiniz reklamdan mı? Sonra mı yapayım? Öztürk Bey çok özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Ben Yunan adaları da biliyorum. O bizim Edremit'e de çok yakın olduğu için Midilli'ye de sık sık gidiyorum. Oranın adı da işte. Ama lütfen yani oralar tam uluslararası hukuk statüm var da saygım var da. Eğer şeyse bizim sahil şeridine ben oradan baktığım zaman komple beton görünüyor. Katletmişiz o güzelim Kaz Dağları'nı, şunları bunları. Bu işi bu şekilde düşünüyorsak kafamızdan çıkaralım. Onu söyleyeceğim. Doğru. Hocam? Bu karar bence bize ileride sıkıntı yaratacak diyeyim. Reklamdan sonra açayım mı diyorsunuz? Tabii reklamdan sonra açarım. O zaman çok hızlıca sevgili yönetmenler rica edeyim mi? Murat Yetkin'in dün yazdığı yazısında ne var, arkasından ne gelecek sonuçta? Bu geçen hafta 15 gün önce aslında ilk Saygı Öztürk'ün yazısıyla başladı bu ruhban okulu meselesi. Ruhban okulu açılabilir, bir müzakerenin de parçasıdır. Türkiye'nin Amerika ile görüşmelerinde hep masaya gelir, AB görüşmelerinde masaya gelir. Heybeliada ruhban okuluna eğitime izin verip yurt dışında Ayasofya nedeniyle yükselen tepkileri dindirebilir diyor Sayın Cumhurbaşkanı için. Bu çok yaygın bir iddia değil Ankara'da ama konuşulan bir şeyler arasında diyor. Sadece bazı fısıltılar şu anda, ihtimaller çok yüksek değil ama yine de izlemekte yarar var diyor. Hızlıca Mete Hanım'a sorayım sonra reklama gideyim. Evet. Bu Öztürk Bey daha iyi bilir.
Uluslararası diplomasi dışişleri alakında hemen bak ben Ayasofya'yı cami yaptım. Dur bunu da iki dakika sonra bunu yapayım diye müthiş bir süratle gerçekleşmez. Bu da müzakerelerde müzakerenin bir parçası. Ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği sözlerin tutulup tutulmaması anlamında da Amerika'nın ile ilişkilerde tutulup tutulmaması anlamında bir manevel olarak da kullanılabilir. Bu EBA'da Ruhban Okulu ben mesleğimin başından beri her Amerikalı yetkilinin, her AB yetkilisi görüşmede sunduğu 3-4 maddeden biri olarak hatırlıyorum. Ve Türkiye bunu aslında bir ara ciddi ciddi de düşünmüştü ama o zaman da verilen sözlerin tutulmaması, Türkiye'ye karşı ayrımcılık ve Türkiye'nin Trakya'da karşılaştığı, Türklerin orada karşılaştığı sorunlardan dolayı Türkiye bunları askıya almıştı. Bu kadar basit yani. Ama bugünden yarına hadi bakalım bu oldu, şimdi de bu olsun. Çabukçuluğu ve aceleciliği de Türkiye bunu yapmaz. O zaman korktu olarak aldığım için. Peki tamam, o zaman biz bir reklama gidelim. Dönüşte hala istersen tam bizimle kalabilirsin ama şeyin varsa da karar senin. Biz hızlıca bir reklama. Ben belki müsaade isteyebilirim. Çok tabii. Teşekkür ediyorum. Çok biz çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldın. Çok sağ ol. Çok güzel oldu. İzleyicilerimize de iyi günler. İyi haftalar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Meta. Bayramda masraflar arttığı zaman kredi nereden alınır? Bayramda kredi Finansçı'dan alınır. Aylık %0,84'ten başlayan faiz oranları ve 3 ay erteleme imkanıyla ihtiyaç krediniz QNB Finans Bank'ta. Siz de cep şubemizden, qnbfinansbank.com'dan ya da çağrı merkezimizden hemen başvurun, onaylanan kredinizi anında kullanın. QNB Finans Bank. Unutma tamam mı? Unutmam. Merak etme. Yakında buraya geri döneceğiz zaten. 2 yıla kadar bitecekmiş bizim evimiz. Peki siz de bizim gibi kentsel dönüşüme başvurmayacak mısınız? Gerek yokmuş. Babam ben varken size hiçbir şey olmaz dedi. Hem benim babam çok güçlüdür. Eğer deprem olursa duvarları tutup hepimizi kurtarırmış. Olmaz. Kalıcı bir çözüm için, geçici bir vedaya evet deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ayasofya kararının yankılarını konuşacağız ama bir sıcacık bilgi var, yeni bilgi. İstanbul'da bir yangın paniği, inşallah hiçbirine zarar gelmemiştir. Esenyurt'ta bir inşaatın işçilerin kaldığı konteynerler alev almış. Çok hızlı tutuşmuşlar, muhtemelen içeride ya bir elektrik kaçağı oldu ya bir şey patladı. İnşallah işçilerimize zarar gelmemiştir, hızlıca müdahale edilmiş. Esenyurt'taki yangın paniğinden yeni görüntüler geliyor ekranlarınıza. İşte inşaatlarda, süren inşaatların etrafında bulunan konteynerler bunlar. Çok dramatik şekilde alev almışlar. İnşallah herhangi bir can kaybımız yoktur. Çabuk müdahale edilmiş gözüküyor. Birazdan Eyvelihada yangınını da getireceğiz ekranınıza. Hafta sonunda orada korku yaşandı. Biz de takip ediyoruz. İstanbul'da Esenyurt'taki yangın paniğinden ilk görüntüler bunlar. Kişiler herhalde bölgeden hızlıca uzaklaştırılmıştır. Hocam reklama gitmeden bu mesele bize biraz sıkıntı yaratır. Dediniz bıraktınız orada. Çok uzun bir zamandır aldığımız kritik kararların bilimsel ve tarihsel altyapısı yok. Yani mesela Heybeli Ada Ruhban Okulu'nu açmaya çalışmak hakikaten tarihten hiç ders almamış olduğumuzu gösterir bize. Herkes zaten Bizans dinsizler ordusu falan dedi. Bizans sıkı durun. 1000 yıl dinle idare etti. Doğru. Herkesin burasına kadar getirmişlerdi. İlk önce ikonalar çıktı. Sonra bir şey geldi. Bir Theodosius geldi. Dedi ki ikonalar dedi zındıklıktır. Yıkın bunları dedi. Sonra bir gece ondan sonra gelenler de geldi aynı şekilde yaptı. Yatağından sürükleyip öldürdüler. İmparatoriçe tahta geldi. Herkese müsaade verdi ki ikonalar kullanılabilir diye. Yani dini objeleri
ve dini unsurları kullanarak siyaset yapma edebiyatı bu topraklarda, özellikle İstanbul'da 2000 yıldır var bir kere. Vardır. Haberiniz olsun. Yani şöyle bir şey. İslamiyet yokken inşası bitmiş, ibadete açılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Tamam, bizim hakkımız zaten bizde duruyordu. Bizde yokmuş değildi ki bu. Ama bu şöyle bir şey, yani İstanbul'da seçimler kaybedilmiş vesaire, arkadan bu geliyor. Yani bu dışarıdan bakıldığı zaman meşru gözükmüyor. Kanunen meşru ama dünyaca meşru değil. Bakın, buna hiç dikkat etmiyoruz. Şimdi Heybeliada'da ruhban okulu açtığınız zaman siz ruhban sınıfı da yaratmış oluyorsunuz. Onu ama istiyor galiba Ortodoks dünyası. Biz istiyor muyuz ya? Biz istemiyoruz. Acaba Türk vatandaşlarına, İstanbul Patrikhanesi, Türk vatandaşlarına ruhban okulu açılması ile ilgili bir soru sorun bakalım, istiyor muyuz biz bunu? Ha, şöyle bir şey olursa eğer, tamam ya, herkes dinini serbestçe, ya biz yasak yok ki zaten ortada. Şimdi eğer klerji dediğimiz din mensuplarının mesleki olarak da rahat rahat her dinden bunu eğer cemaatlere bırakmayıp da bir de buna nizam vermeye falan kalkarsanız, bunun gideceği yer belli. Bütün toplumları kendi dinleri ekseni de yönetmeye başlarsınız. Bakın, bu sıkıntı, ben size söylüyorum. Çünkü herkesin nereye kendi gidiyor? Parası olsun tartışmasından sonra. Bunun önünü, bunun önünü arkasını falan filan çok düşünmüyoruz. Bu güncel çerçevede bakıyoruz. Ben bir bilim insanı olarak söylüyorum. Niye bunu söylüyorum? Şimdi benim iki tane oğlum var. Bir gün işler sarpa sardığında büyük ihtimalle onlar benim yaşımda olacak. Geriye dönüp bakacaklar. Ya benim babam bunlar olup biterken bir halt demedi mi diye dedim. Dedim, yazdım. Tamam mı? Anca bu kadar etkim var. Ben ne yapayım? Ben şey, devlet değilim, hükümet değilim, bir şey evet. değilim. Ama ben de diyorum ki, biz bunların tarihini okuduk. Başımıza neler geldiğini gördük. Başımıza derken, bakın bir şey söyleyeyim. Şunu da anlatıyorum. Birçok böyle zındıklık, sapkınlık diye şu an itibariyle yapılan tartışmaların Bizans'ta da aynılarının tartışıldığını biliyor muydunuz? Mesela çatal bıçağı sağ elle tutmak vesaire. Yani şey ya, hepsi Bizans'tan gelmiş. Bizans'ta da örtünme dahil. Bizans'ta var diyorum. Yani Bizanslılar çatalı kullanmaya başladığınız sağ elle, toplumun yarısı bunu zındıklık olarak ilan etmiş. Sağ elle nasıl kullanıyorsunuz? Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nda Şarman'ın veliahtı, o iki arkadan gelen Otto, bunu direkt olarak sapkınlık ilan etmiş. Ondan sonra, ya peki asli sorum, ama niye bize sorun çıkartacak bütün bu? Anlatıyorum. Bu iş şöyle bir şey. Müslümanlıkla hiçbir alakası olmayan, vaktinden önce başka dinlerin de tartıştığı, üstüne gittiği, illaha talep ettiği şeylerden dolayı başlarına belaya girmiş ne kadar mesele varsa toparlayıp getiriyoruz. Hiç ders almıyoruz. Hiç ders almıyoruz. Ve kılık kıyafetten tutun da birçok yerde tamamının aslında bizim dinle alakalı olmayan başka dinlerin kılık kıyafet giyim kuşam usullerini de benimsemiş ve kullanmakta olduğumuzda anlamamazlıktan geliyoruz. Cahillikten bilmiyoruz. Sonra da iş buraya geliyor. Ben diyorum ki, bakın bunlar güzel güzel, ne diyordu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi sözü var. Cehennemin yolları niyet taşlarıyla döşeli diye. Ayasofya ibadete kapansın diye söyleyen kimse yok. Ben de diyorum ki, ama bu adımların sonu bizleri iyi bir yere götürmeyecek. Çünkü güncel siyaset, yani temel bir hak ve özgürlük meselesi olarak kullanmıyoruz. Güncel dış ve iç siyasetin meselesi haline getiriyoruz. Bunun sonucunu ben geriye döndüm. 2000 yılın tarihinde gördüm. Yani Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'e alınışında bile söylediği sözler var. Gidin dönün bakın. Yani diyor ki, ya arkadaş çok da büyütmeyin işte. Hem diyor Kudüs diyor. Hem hiçbir şeydir hem çok bir şeydir. Çok bir şeydir, doğru. Yani bunu yapmayın. Biz mezalime karşı çıktık diyor. Eğer düzen, mezalimi önleyip düzeni oturtacaksanız neden olmasın? Ama böyle bir şeyimiz de yok. Ünvanımız da yok uzun bir zamandır. Tamam mı? Yani herkes bize soruyor. Orada öyle müdahale ediyorsun, burada niye böyle müdahale ediyorsun diye böyle. Soru işaretleri var vesaire falan. Ben size söyleyeyim. Çok zamanlaması tehlikeli bir anda geldi. Ve bu tip hikayelerin sonu iyi bitmez. Ben söyleyeyim ya, o istediğiniz kadar kızın bana. Peki. Ben diyorum ki, bu hikayenin sonu iyi bitmez diyorum. Şey söylemiyorum, Ayasofya şey açılmasını demiyorum.
Diyorum ki süreç. Orada ruhban okuluyla deşmeye başlarsan öbür taraftan öbürlerini bir Kıbrani. O bunun sonu kötü biter ya. Rusya Dışişleri Bakanı'nın tepkisini merak ediyorduk. Türkiye'nin içişleri kararıdır demişti. Ve onlar kiliselerini açtılar dev gibi zaten Moskova'da. Rusya'nın bilgisi olduğu ve belli hani kültür varlığını korunacağına dair bir Türkiye'den söz aldık demişler. Demek ki bir belli şeyler. Hoşuna da gitmiştir. Çünkü onlar Hasan Keyf gibi olmasın diye. Ortodoksluğun merkezini Moskova yapmak istiyorlar. Tabii. Putin zaten o konuda kararlı yani. Ortodoksluğun merkezini Yunan İstanbul tabii. değil de işte tahmin edildiği gibi veya istendiği şekliyle eğer Ayasofya bir kilise olarak açılsaydı burayı bir Ortodoksluğun merkezi olarak inşa edilseydi o zaman Rusya'daki şey azalırdı. Çünkü Ukrayna'sı, Moldova'sı oraya bağlı olmazdı. İstanbul'a bağlı olurdu Rusya'yla. Çünkü ciddi bir çatışmaları var yani. Doğru, politik Ukrayna. Çatışmaları var. Bir de Ava Hanım şöyle bir şey var. Şimdi bu konuşan arkadaşların çoğu inanın bilmiyorlar bazı şeyler. Türkiye'de tartışma da biraz sığ gidiyor. Şimdi bakın 2004 yılında hocamın söylediği doğru yani 2004 yılında oraya ekümenik konusunda böyle tartışmalar oluyordu. Neden oluyordu? Çünkü AB süreci başladığın zaman bu hükümete ön şart olarak koşulan pek çok şeyi bu hükümet sanki karşılayacakmış, sanki yerine getirecekmiş gibi bir havası vardı. Ve Ayasofya'da bazı kişilerin zihnindeydi. Yani ibadete, müzelikten kiliseye çevrilmesi. Yani vallahi doğru. Evet, müzelikten kiliseye çevrilmesi. Doğru. Şimdi tabii AB süreci battı, tıkandı. Yani şu anda biz neyi konuşuyoruz AB'yle? Suriyeli mültecileri konuşuyoruz. İşte yapılacak yardım varsa onu konuşuyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesini konuşuyoruz. Bakın üyelik fasıllar falan onlar hak getire bitti. Şimdi dolayısıyla bu süreci, tarihi derinliği anlayamayan insanlar niçin bunun böyle olduğunu anlayamıyor. Yani Türkiye'de hükümetin çıkış güzergahıyla şu andaki yönü aynı değil. Çıkarken işte biz AB ile bütünleşeceğiz, dünyayla bütünleşeceğiz. Türkiye AB üyesi olacak, özgürlük olacak, demokrasi olacak, Türkiye'de hukuk olacak, adalet olacak dendi. Sonra AB süreci bitti, hukuk bitti, adalet bitti. Türkiye'de sıfır sorunlarla herkeste sorun politikası oldu. Ha şimdi dört dörtlük bir şey var mı dış politikada? Yok. Yani mesela Suriye'deki şu anda bu kazanım olan, ben kazanım olarak görüyorum. Bu bölgeler bir tek bölgeye dönüştürülürse, Kıbrıs'ta masadan kalkılırsa bir kazanım vardır. Bakın masaya oturdukça gider. Peki kalktığınızda ne olacak? Hiç kimse bir şey diyemeyecek. Allah'ım bakın ben şunu söyleyeyim. Siyasi partimizi inşallah biz 20'sinde 20 Temmuz'da açıklıyoruz. Orada açıkça madde koymuşuz biz. Biz masadan kalktığınız anda kimse size niye masadan kalktınız diyemez. Yani düşünsenize karşımızda müzakere edecek bir adam yok. Bir grup yok. Müzakerenin ama kalktığınız formatı... anda askerinizi de çekin o zaman yok, demezler niye? Hayır. Niye? Asker masaya oturduğumuz anda oradan çekilir. Yani barış sözüm ona böyle tırnak içinde yalap şalap bir barış olduğu zaman bizim asker çekilir. Çünkü barış oldu hadi bakalım. Şu anda ateşkes var. Yani Kıbrıs'ta resmen bir ateşkes var. Peki. 74 yılında bu zamana kadar bir ateşkes var. Barış anlaşması henüz daha yapılmadı. Tamam. Yani kapsamlı bir çözüm denen o safsata olmadı. Ama oradan masadan kalktığınız anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin o kuzeyi iptal edip Kıbrıs Türk Devleti olarak dünyaya tanıtmaya gayret ettiğiniz zaman benim opsiyonum bu dediğiniz anda Doğu Akdeniz'deki hani mavi vatan diyor ya mavi vatanın çok büyük bir bölümü sizin elinizdedir. Bakın bu hep gözden kaçıyor. Rumlar neden şeyden çok böyle istiyorlar? Ya bir tane evlilik yok aralarında. Niye çok istiyorlar? Niye birleşmeyi çok istiyorlar? Çünkü hem toprak alıyor hem orayı eziyor. Orayı Türkiye'nin kontrolünden çıkarıyor, Türkiye askerini gönderiyor ve egemenlik alanı yaratıp Avrupa Birliği ile birlikte duvarları örüyor. Teknik olarak ilhak etmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. İlhak değil. Ya ben ilhak konusu çok sert bir kelimedir. Ben oranın ayrı bir devlet olarak yaşatılması. Yani KKTC hemen şeyden sonra kuruldu. Referanduma gidersiniz bakın sorarsınız. Bu kadar müzakere ettik.
bu kadar oldu. Anlam planı oldu, o oldu, bu oldu, Birleşmiş Milletler şu planı, şu planı, şu planı. Şimdi size soruyorum. Kıbrıs Türk Devleti olarak yolunuza devam mı etmek istiyorsunuz? Müzakerelerde kalıp eyalet statüsüne kabul mü etmek istiyorsunuz? Soralım. Halka bunu soralım mesela. Türkiye'nin istemediği bir sonuç çıkarsa? Çıkmaz. Çıkarsa da o zaman müzakerelerle devam etsin. Ben Kıbrıs'ta gelinen aşama itibariyle artık Rumlarla bir ortaklığın olacağına inanmıyorum. Bakın, Türkiye'nin akılsızlığı ne biliyor musunuz? Maraş'ı tuttu, yıllarca boş tuttu. Hayalet şeyi. Şimdi açıyoruz ya, belli ki. Aynı Ayasofya gibi. Ya sen almışsın. Neyi o zaman tutuyorsun kardeşim? Şimdi açılıyor. Neresi açılıyor? Teknik ziyaretler gibi. Halbuki ben bakın söylüyorum, Mehmet Ali Talat Cumhurbaşkanı iken, Sayın Talat geldiğinde şeye, ben o zaman bu dosyalara bakıyordum, müsteşar. Ya Sayın Cumhurbaşkanı dedim, şu 550 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Maraş'ın Rumlara iadesi öngörülmüyor. Yasal sahipleri ne diyor şahıslara? Evet. Biz idaremizi alalım, yani açalım. Bizim idaremizde yasal mülki olanlar da gelsin işletsin. Ama ben açayım. Niye ben orayı hayalet şehri olarak tutuyorum dedim. Ya biz işte sonra anlıyorsunuz ki hani Maraş'ı vermek, müzakerede Maraş'ı elden çıkarmak. Yok bilmem Dip Karpaz'daki o güzel yerleri vermek. Ara bölgenin %6'sını vermek. İçeriye %100 milyon Rum'u doldurmak. Ona da gelip Türk askerini atmak, kovmak. Ayrı bir anlaşma. Ondan sonra da ona diyorlar ki biz Kıbrıs'ta çözüm yaptık. Ah bilmem falan. Bunu benim gibi adamların yutma ihtimali sıfırın altında sıfır. Onu kendi mahallesindekileri yutturabilir. Benim için Türkiye'nin güvenliği Akdeniz'de önemli. Bakın Libya'da Allah muhafaza, şimdi Libya'dayız. Oraya sabah kalkarız, Mısır bir operasyon yapar. Doğru. Vatiye'ye yaptılar. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'dan kaldırdığı uçaklarla bizim üssü vurdu. Bizim üssü vurdu. Bakın bunlar kritik konular. Ben orada bedel ödüyorum. Niye? 3 metrelik bir deniz alanına diyelim sahip olabilmek için bedel ödüyorum. Diğer taraftan daha olabilmek için ödüyorum. Burada olmuşum, bunu ben elimden kaçırıyorum. Peki hocam, bu konuda herhangi bir yorumunuz var mı? Bir şey var. Müzakere için gereken enstrümanları hoyratça kullandığımıza dair intibam uzun zamandır var. Hoyratça kullanıyoruz. Hoyratça kullan. Yani babamızın malı gibi kullanmamalıyız. O devletin, vatandaşın malı o. Yani öyle müzakere edilmez o. Yani biz o zamanlar hocam yoktuk, o yüzden söyledim. Hani rahat davranıyoruz, olmaz o. Hiçbir zaman olmamalı zaten. Yani oralar kan ve gözyaşıyla değil mi yapılmış ve bir mezalimi önlemek için gidilmiş oraya. O kolay olmaz öyle işler. Yani bu kadar basit olmaz. Hoyratça alanı koyuyor ya. Tamam, bu da güzel oldu. Yanında da bu. Öyle olmaz. Yani bir de şu öyle Katar olmaz. Emiresi kadar şanslı olamadım, ona çok üzülüyorum. Yani kahroluyorum ya. Bu ülkede doğmuşuz, esir olmuşuz, bedel ödemişiz. Ne şanslı bir şey Kamoza ya. Ne kadar şanslıymış ya. Arsa alıyorsunuz bir anda pat diye orası şey alanı çıkıyor. Ne güzel bir şeymiş. Hoyratça derken Allah kastım bu. Bize de öyle bir şans nasip etsin. Şimdi hoyratça yani derken kastım. Şans mıdır değil midir hocam? Yok, şans sayın, diyeceğiz. Sayın, bu da hoyratlık. Siz alın biz hallederiz, olmaz. Evet. Bu hoyratlık. Kimin malını hakikaten kime veriyoruz değil mi o topraklar? Hoyratlık yani. Herkes her şeyi satın aldığında. Yani güncel bir meseleyi çözmek için yüzyılların enstrümanları heba edilmez yani. Şimdi zamanınız var mı? Bir iki. Bir cümlem, bir kısacık bir Heybeliada yangını bir izlettireyim mi? Sonra geri döneriz, daha var vaktimiz. Heybeliada yangını dün herkesi korkuttu. Rufan Okun'dan bahsetmişken bu Heybeliada'ya gitmesek olmaz. Çünkü hakikaten adanın en kritik yerleri dün aniden tutuşuverdi. Hızlıca da müdahale edildi ama önce haberi izleyelim. Sonra da vatandaşlar bu işe nasıl el attı onu da bir ekranınıza getireyim. Hayır. Yetişmiyor, yok ya. Abi siz geri durun. Heybeliada'da yangın çıktı. İkincisi de daha büyük olacak. Yangın iki farklı noktada saat 17 civarında çıktı. Aşıklar Yolu mevkiinde mangal yakanların sebep olduğu değerlendirilen yangın hızla yayıldı. Niye bağırıyorsunuz boşuna ya?
yangına dakikalar içinde Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahaleye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve Deniz Harp Okulu'na bağlı yangın ekipleri çalışmalara katıldı. Hayır, hayır. Yetişmiyor, yok ya. Abi siz geri durun, geri durun, geri durun. Yetkililer ada halkından da yangının söndürülmesi için yardım istedi. Adam eksik, aşağı inin. Aşağı inin. Heydere'de mezarlık yolu çevresinde çıkan yangını söndürmek için yangın eğitim almış herkesin yardımına ihtiyaç duymaktadır. Duyurulur. Heybeliada sakinleri de erişebildikleri araç ve gereçlerle yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Sen nereye gittin böyle? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangının çıktığı Heybeliada'ya gitti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Adalar Belediye Başkanı, eski de gazeteci meslektaşımız olan Erdem Gül, son birkaç hafta içerisinde arda arda yangınlar çıkarılıyor. Tehlikeli bir oyun oynanıyor diyor. 3 kişi gözaltına alındı. Bir tanesinin galiba tutuklanmış olma ihtimali var. Yangınla ilgili adalılar ama kendileri yangını söndürdüler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yardım etti ama bize telefonlarıyla çektikleri görüntüleri yollayan arkadaşlarımız var. Birazcık o görüntüler üzerinde bir iki cümle söylemek isterim. Adalar Belediyesi çok uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama adalılar özellikle bu yangında kendi kendilerine gidip yangına el atma ihtiyacı duydular. İşte bakın hortumları kendileri çekiyorlar. Su varillerini kendileri taşımışlar. Yukarılara kadar gitmişler. Sevgili başkandan, sayın başkandan birazcık sitemkar bahsediyorlar. Biraz sıkıntı var. Sayın Kılıçdaroğlu biliyordur herhalde. Erdem Gül'ün adaylık süreci çok tartışmalı bir süreç olmuştu ama adalılar memnun değil Erdem Gül'den. Hadi diplomatik söylemeyelim. Böyle bam bam söyleyelim yani. Adalılar başkandan memnun değil. Daha önce de memnun olmadıkları dönem olmuştu ama bu sefer kendi kendilerine yangını söndürdüler ve şikayetçiler. Da kayda geçsin istedik. Belki yanıt da verirler. Büyükşehir'in müdahalesinden memnunlar. Helikopterler kalktı geldi ettiler ama kendi belediyelerinden memnun değiller ve de haklılar muhtemelen. Bunu böyle kenara dipnot gibi yapmış oldum. Başka bir şeyden bahsedecektiniz. Hocam sizin de veya eklemek istediğiniz federasyona da geleceğim. Futbol Federasyonu'nun açıklaması var ama sürprizin bir eklemek istediğiniz bir şey vardı galiba siyasetle ilgili. Şunu eklemek istiyorum. Yani bu bizde Sayın Hocam söyledi. Maalesef dış politika bu dönemde içeride bazı şeyler için malzeme üretmeye başladı. Bu da yanlış bir şey. Yani bundan hiç kimse fayda görmez. Ben bir de bu Libya konusunun giderek çok farklı bir mecraya gittiğini görüyorum. Sanki Suriye'deki gibi ilk dönemde biliyorsunuz Suriye'de evet. Rejim değişti, değişecek. Hatta Davutoğlu o bilmem kaç madde götürdüler. Suriye'de rejimi ne yazıyor biliyor musunuz? Bas rejimini değiştirmek. Ya sana gelip cumhuriyeti değiştir deseler 24 saatte değiştirebilir misiniz? Bu kadar. O zaman Obama'nın böyle şeyiyle, müziğiyle hepsi hareket etti. Suriye'de rejim değişiyor, her şey olacak, bitecek. 3 ay, 5 ay denildi ve gerçekten de Esad o dönemde aşağıya indi. Türkiye'nin pozisyonu yukarıdaydı. İyice çıkıyordu. Şu anda ben Libya'yı böyle görüyorum bakın başta. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Türkiye, Amerika terk etti, başkaları terk etti ve Türkiye çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaştı. Ben Libya'da da şu anda bir çıkış var. Bakın bizim orada ordumuz orada deniz kuvvetleri açıklarda aslında önemli bir kuvvet ve çok da büyük bir başarı elde edildi. Oradaki üs alındı, sahil şeridi temizlendi. Benim bildiğim Sirte'nin açıklarından ta şeye kadar Tunus şeyine kadar temizlendi. Ama işte burada ittifak yoktu Türkiye'nin arkasında doğru dürüst. Bak yok. Bakın Rusya diğer tarafta. Hemen komşusu Mısır diğer tarafta. Arap Ligi'nin en önemli etkileyicisi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Yani Türkiye bir Katar'la Suriye konusuna da Katar'la başladı. Terk edildik. Sadece lafla kaldı. Amerika'nın ne pozisyonda durdu? Bu sefer hukuken haklıyız. Onun için daha çok
daha sağlam zemindeyiz diyor herkes ama efendim. Yani, uluslararası kabul gören, meşruiyet zemini sağlam orada, bir tarafı. Orada bakın bunlar pek ekranlardan zor duyulur ama ben size söyleyeyim. Orada bir mücadele var. Bir diktatöryayla, Arap milliyetçisi bir diktatöryayla ihvancı anlayış arasında bir çekişme var Libya'da. Sarraç tarafını siz de ihvancı görüyorsunuz. Yakın. Zaten onun için... bütün tartışma orada. Bütün tartışma odur. Ama diktatör Arap milliyetçisi bir anlayışla ihvancı. Bakın iki tane kötü tercih var. İngilizler ne der? Lesser of two evils derler. Doğru. Yani ehveli şeriye eskilerin deyimiyle. Şimdi bu anlayışta biz nerede kalacağız? Ya da better the devil, evet, you know der. Biz milliyetçinin neresinde duracağız? Biz mesela şimdi İtalya ile yakınlaşıyoruz ama Fransa bakıyorsunuz diğer tarafta. Tamam mı? Şimdi bak bugün Avrupa dış ilişkileri topluyorlar. Türkiye gündemiyle toplanıyor ve Fransa'nın talep üzerine toplanıyor. Almanya dönem başkanı bugün de orada konuşulacak. Türkiye'nin Suriye'de yaptığı hatayı yapmaması için mutlaka ve mutlaka bölgesel ittifakları şu anda yapması lazım. Nasıl ki hani içeride Cumhur İttifakı, Millet İttifakı bir sürü kurgu yapıyorlar, o makamı ona veriyorlar, bu makam buna, genel sekreter yardım başka bir şeye veriyorlar. Yok, siz de parti kuracaksınız, siz de gireceksiniz o ittifaklara. biz şu anda ittifakların dışındayız. Ben şuna inanıyorum Hava Hanım, Türkiye artık yeni bir dönemi açmak zorunda. Bu adamlara biz mecbur değiliz. Hepsi yenilmiş ve yıpranmış durumda. Hiçbirine mecbur değiliz. Açık söylüyorum. İktidar ve muhalefet ikisini de aynı şekilde. İktidar Türkiye'yi bakın getirdiği nokta aynı. Biz neyi konuşuyoruz? FETÖ'yü konuştuk, bu dönemde arttı. Sonra darbe, FETÖ geldi darbe yaptı. Sonra FETÖ'den sonra rejim değişti. Bakın hep bu dönemde oldu. Ekonomi 2008'e kadar güzel gidiyordu. Hakikaten iyiydi. Yani takdir edilecek şeyleri vardı. Sonra ne oldu? Bir anda Türkiye'de bir şeyler değişti. Ve Türkiye'de bambaşka bir noktaya gidildi. Muhalefette keza öyle. Muhalefette yenilenler kulübü. Bunlar yenildikçe güçleniyorlar koltuklarında. Hepsi böyle yenilmiş. Kimisi 8 seçim yenilmiş güçleniyor. Kimi 5 seçim yenilmiş. Kimi 6 seçim yenilmiş. Yenildikçe bunlar kaybederler. Bunlar yenildikçe güçlenenler. Dolayısıyla biz bunlara mecbur değiliz. Ya bu genç nesil, bu kadar insan, bu kadar Türk milletini bu kadar aşağılatmanın bir anlamı yok. Yani hiç kimse mecbur değil. Şöyle diyorlar, ya sen partini kur, acaba küçük parti mi olacaksın? Ne alakası var? Ben Türkiye'de küçük parti olmak için kuracak durumda değilim ki. Burada Türkiye'de bir boşluk var. Boşluk adam eksikliğinden değil, fikir eksikliğine. Fikir yok Türkiye'de. Bakın bu küresel sistemi inceleyecek bir doğru dürüst bir şey yok. Neyse burada konuşuruz. 20 Temmuz'dan inşallah açıklıyoruz. Listeyi vereceğiz ama şuraya dönmek istiyorum. Yani Türkiye'nin Libya'da sanki bu hatalar, Suriye'deki hatalar Libya'da başladı gibi. Yani bir böyle bir erken bir zafer, işte bak burada alıyoruz falan. O zaman da öyle. Hemen devriliyor. Şuna ne olur hükümetin, şu programı dinliyorlarsa dikkat etsinler. Bakın bizim vatanseverliğimizden kimsenin şüphe edecek zaten bir durumu yok. Biz bu ülke için en ağır bedeli ödemiş insanlarız. Lütfen bunu bir şey olarak almayın. Bak doğru yaptığınız anda vallahi destekliyoruz. Bak 15 Temmuz oldu, çıkıp ilk ben kınadım televizyonlardan ki bak bunu kınıyoruz diye. Veya işte Libya'da bir şey oluyor, destekliyoruz. Bak bu konuyu Suriye'ye çevirmeyin. Böyle atlıyorsunuz, zıplıyorsunuz, açıklama yapıyorsunuz ama ittifakınız yok. Avrupa'da ittifakınız yok. Yarın İş Güvenlik Konseyi'ne geldiği zaman sizin arkanızda duracak yok. Bak karşı tarafın Rusya var hemen. Fransa var. 5 tane Güvenlik Konseyi'nin 2 tane üyesi şimdi orayla çalışıyor. Amerika her zamanki gibi kim orada burada. Bak İngiltere'nin ne yaptığı belli değil. Onun karşı tarafı o Hafter dediğin adamın 2 tane Güvenlik Konseyi'de adamı var şimdi. Şu anda. Senin yok. Bu ittifakları yapın kardeşim. Bak yarın bu konular Güvenlik Konseyi'ne gelir. Orada bir karar çıkar. Türk askeri çekilsin diye bir karar çıkar. Sen de çekmediğin zaman baskı gelir sana. Bak şimdiden yap bunları diyorum. Şimdi iç kamuoyuna biz Libya'da şunu yapıyoruz. İşte yok bilmem bizim İHA'larımız, SİHA'larımız bunlardan gurur duyuyoruz. Bak biz de gurur duyuyoruz. Ama senin akılsızlık yaptığın şey ittifak yapmamak. Tek başına hareket etmek. Oraya seni bir çukura düşürürler ve orada Allah muhafaza başımızı yere eğdirirler. Bunu yapma. İttifakını şimdiden kur. Kiminle kuruyorsan kur.
Avrupa'da benim gördüğüm, bak İtalya ile şey yapıyorsun, ne kadar senin arkanda durabilir? Rusya ile biz Suriye'de işbirliği yapıyoruz, Libya'da çatışıyoruz. Ne kadar arkanda, zaten o tarafa geçmiş. Belli ölçülerde gene bir kendi başımıza gideceğiz galiba. Hocam bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yeterince şey yaptık. Peki. Üstad, birazcık futbol konuşalım o zaman. Hadi tamam. İzleyelim. Çok bir kişi adliye sevk edilmiş Heybeliada'da orman yargısı soruşturmasında. Dış politikayı sabahlara kadar konuşuruz efendim sizinle. Daha da soracak sorum da var aslında ama bir izleyelim bakalım bu yabancı sayı tartışması. Lig enteresan bir şekilde bitecek gibi gözüküyor. Federasyondan gelen açıklama. Şimdi tabii bizim elimizde 10 ayrı senaryo var. Bu senaryoyu Sağlık Bakanlığı'yla Spor Bakanlığımızla paylaştık. Süper Lig'de yabancı kuralı değiştirildi. Takımlar gelecek sezon şu an olduğu gibi 14 oyuncuya sözleşme imzalatabilecek. Ancak kadroda yalnızca 8'i yer alabilecek. Bu karara eleştiriler gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir o eleştirilere yanıt verdi. Alınan kararla ilgili açıklama yaptı. Teknik adamlar, yöneticiler çıkıp bize sorulmadı diye konuşuyorlar. Bütün kulüplere bu konuda görüşleri soruldu. Hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna evet der miyim? Sahaya 11 yabancı ile çıkılmaz. Onun için böyle bir talebi uygulamamız mümkün değil. Kulüplerimiz alınan kararları eleştirebilirler ama bunu şimdiden ilan ettik ki projelerini ona göre yapsınlar, yol haritasını buna göre belirlesinler. Hem kulüplerin hem de Türk futbolunun geleceği için bunun daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz. Görevde kaldığımız sürece de bunu kararlılıkla uygulayacağız. Şimdi federasyon bunu cari açık gibi görüyor herhalde hocam. Yani. Yabancıya bu kadar para verirken. Bu hikaye de tuhaf bir hikayeyle benzeşti. 2000'li yılların başında biz biliyorsunuz herkes zengin oldu. Döviz olduğu yerde sayıyor. Çok yeni iş adamı türedi. Bu iş adamlarımızın önemli bir kısmı da ondan sonra hani bir zamanlar hiç böyle büyük bir meblağları görmediğince bir tuhaf hayat şekillerine girdiler. Ve borçlanmalara başladılar böyle araba alıyorlar vesaire. O sırada tabii şikayetler Ankara'ya kadar ulaştı. Bu arkadaşları yaşam tarzıyla alakalı bir yasa geldi. Eğer bir iş insanı, bir iş adamı krediye girecekse eşinden rıza alarak bu krediyi alması lazımdı. Yahu, hatırladınız mı nasıl şimşek hızıyla kaldırıldı? Şimdi bu, şimdi birisi de o sırada belli ki şeyi seyrediyor, televizyon seyrediyor. Ya bu diyor, bunlar nasıl Türk takımı kardeşim? Bunlardan bir tanesi bile Türk isminde değil. Bunlardan bir tane bile Türk yok. Böyle rezalet olur mu? Şimdi bunlar hemen vazife çıkarıyor şey. İdare. Şimdi bu bakın. İstiklal Marşı'nda iyi durmuyorlar. Ben de bakın. Benim de içimi yaralıyor bazen şimdi ama. Şimdi çok net olarak söyleyeyim size. İçimizi yaralar yaralamaz. Piyasası bu işin. İngiltere Ligi de böyle oynanıyor vesaire. Şimdi amacımız ne? Amacımız Türkiye Ligi İngiltere ile yarışsınsa zaten bu karar yanlış. Türk milli takımı dünya ile yarışsın, bu karar yine yanlış. Bir kere haber şöyle değil. 14 tane futbolcu olacak. 8'i kadroda değil, iyi. 8'i sahada. Yedek de olabilir. Karışıklığa bak. Şimdi tamam mı? Yani açıkça söylemek gerekirse Sayın Başkan'ın söylediğinden benim çıkardığım şu. Bütün takımlar itiraz etti, ben yine bodoslama gidiyorum diyor. Niye? Çünkü bana talimat geldi bu konuda. Talimat da gelmedi aslında. Bir gün maç seyrediyordum devletin büyüklerinden birisiyle. Aynen bu kredi işinde olduğu gibi. Hani hanımına sormadan krediyi alıyorsun da arabayı sen kime alıyorsun bakayım. Doğru. Daha ne açık anlatayım, net anlatayım. Anlatabildim. Öyle. O sırada televizyonu seyrederken yan yana o devlet büyüğümüzle bir hangisisi bilmiyorum. Ya kardeşim böyle takım olur mu ya? Bir tane bile Türk'ü tamam efendim mesaj alınmıştır. Şimdi arada sırada da başkanı yokluyorlardır. Nasıl gidiyor bu yabancı kararı ona göre. Şimdi bakın bunların hepsi toplu halde değerlendirilmesi gereken işler. Bakın programın başından beri tartışıyoruz. Farklı bir yere doğru gidiyoruz. Artık bunu anlayın ve böyle Türk futbolu kurtulmayacak. Daha beter olacak. Ben size söyleyeyim mi? Daha beter olacak. Çünkü bunun bir usulü vardı. Zaten milli takımında oynamayan kimseyi almıyorsun zaten. Ama milli takımında oynuyorsun. Çok net kurallar var burada. UEFA'da bunları doğru düzgün yapan ülkeler var vesaire var. Yani şimdi demek ki bu işi biz doğru yapmıyoruz. Sürekli daha da doğru olmayan işlere doğru gidiyoruz.
Ha, bu işin doğrusu ne arkadaş? Bu programın konusu değil. Gidin spor programını seyredin. Bende var. Kitabını yazdım, koydum. Daha ne olsun? Kitabını yazdım üstadım bunu. Kitabını. Git oku. Ha, biri bedavadan bana diyor ki Emre Hoca 3,5 dakikada anlatsın. Çok teşekkür ederim. Başım üstüne. Evet, her şey ucuz ucuz olsun vesaire. Çağırırlarsa anlatırım sevgili kardeşim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Öztürk Yılmaz, çok ayağınıza sağlık. Gene bekliyoruz efendim. Ağırlıklı dış politikaya konuştuk ama partileşme sürecinden sonra artık siyaset, ekonomi hepsini... 20 Temmuz'da partimizin kuruluş listesini İçişleri Bakanlığı'na veriyoruz. Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah Allah utandırmasın diyelim. Ve çok güzel bir program oldu. Sizi tebrik ediyorum. Ayrıca çok beğenerek sizi hep takip ediyorum. Sağ olun efendim. Hayırlısı olsun Sayın Başkan. Sağ olun. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkürler. Hocam yarın yoksunuz. Çarşamba kaldığımız yerden 15 devam. Temmuz sabahı buradayız. Buradayız. Tekrar görüşeceğiz. Veda ederken de Fatih'te bulunan minicik bir bebeğin hikayesi gelecek ekranınıza. Yarın yine birlikteyiz. Surların dibine bırakılmıştı. Polis ekipleri sahip çıktı. İstanbul Fatih'te tarihi surların bulunduğu bölgede vatandaşlar bebek ağlaması sesi duydu. Sese yaklaşanlar puset içerisinde terk edilmiş bir bebek gördü. Polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler bebeğe sahip çıktı. 10 günlük olduğu öğrenilen bebek sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.